insan ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerdeniz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok. Avrupalı Türklerin Siyaset Arenası Avrupa Masası özel programından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam farklı bir akşam sizlerle birlikteyiz. Farklılığımızın sebebi de İzmir depremiyle alakalı. Biliyorsunuz orada çok vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Deprem sonucu yaralılarımız vardı, yıkılan evler vardı, mağdur durumda olan vatandaşlarımız vardı. Tabii ülkemizdeki yardım kuruluşları ve devletimiz elinden gelen tüm katkıları oraya sağladılar, vermeye devam ediyorlar. Ama Avrupalı Türkler de bu konuda taşın altına elini koymak için harekete geçtiler ki zaten gönderiyorlardı. Ama bizim buradaki diğer sivil toplum kuruluşlarımız dediler bizim de bu önemli kampanyada desteğimiz olsun. Nazım Hikmet Vakfı aracılığıyla Köln Cumhuriyet Halk Partisi Derneği Başkanı ve diğer Cumhuriyet Halk Partisi buradaki teşkilatları, dernekleri bu akşam İzmir'e yaraları sarılması için oraya destek vermek amacıyla bütün vatandaşlarımızı da davet ederek, tüm sivil kuruluşlarımızı da davet ederek güzel bir kampanya başlattılar. İşte oraya bir destek yağmuru yapılması isteniyor bu akşam ki Avrupalı Türkler bu konuda hassasiyetini gösterecektir. Ona inanıyorum. Değerli konuklarım var, Skype bağlantılarımız olacak. Hemen sizlere o konuklarımı tanıtayım. Ondan sonra da İzmir'deki efendim yardıma muhtaç, ihtiyacı olan insanlara, İzmir Belediyesi'nin tespit ettiği insanlara bu yardımlar Nazım Hikmet Vakfı tarafından özel orada toplanarak Sayın Başkan tarafından insanlara dağıtılacak, verilecek. Hemen sağ tarafımda zaten kendisi sosyal konularda efendim devamlı hareketli olan, hiç durmayan, işte yardım konusunda gerçekten çok cömert olan, çok değerli bir dostumuz, efendim sayın iş adamımız aynı zamanda ki aslında onun da konusu evlerin yıkılması, neden yıkıldı, niye yıkılıyor bu evler, neden depreme dayanıklı değil. Avrupa'da inşaatla uğraştığı için, büyük işler yaptığı için ona da o soruları soracağız. Hoş geldiniz Sayın Çapan. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bu yıkılmaların arkasında var bir mevzu değil mi? Çok mevzu var. Konuşalım yani onları. Onu biz teknik açıdan değerlendiririz. Evet. Biz anlamayız da siz işiniz evet. olduğu için anlatırsınız. Teknik olarak. Evet. Konuşalım onları. Evet, hemen yine sağ tarafımda Nerve miydi? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Enerve Birliği Başkanı İbrahim Vural değil mi? İbrahim Vural Bey aramızda. Efendim İbrahim Bey'e de bir merhabalar diyelim, hoş geldin diyelim. Bu akşam gerçekten İzmir'e buradan önemli destekler gidecek ve o destek inanıyorum ki sizlerin katkılarıyla da büyüyecek. Hoş geldiniz, nasılsınız? Ya aslında ben, siz bizim buradasınız. Tabii. Hemşeriyiz. Biz hemşeriyiz. Evet. Biz memleketliyiz, aynı yurttaşıyız. Evet. Başta İzmir'de depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza ve Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Burada da bize bu destek veren, katkı sunan sivil toplum örgütlerini gerçekten canı yürekten kutluyoruz. Evet. Bugün İzmir'e bir parça da yardımcı olabileceksek, el atabileceksek bu yönüyle de mutlu olacağız. Bunun için size de ayrıca teşekkür ederim bize yer verdiğiniz için. Tekrardan iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Hemen yine solumda benim Spor Avrupa'dan yorumcu, iş adamı Kapset Kutak'ın aynı zamanda benim sponsorum, dostum, arkadaşım. Bazen de gecelerinin sunuculuğunu yaptım Ercan Özcan. Kas gecelerinin sunuculuğunu bazen ben yapıyorum. Poyat'ı. Sen burada. Bir sefer bizi de davet etti sağ olsun. Evet, evet, siz de beraberdik bizden, zaten. Bizden gizli güzel. Yapardı onu. Evet. Yok estağfurullah ama güzeldi. Şimdi güzel. Onları özlüyoruz değil mi bu olaylardan evet. dolayı. Evet. Özlenecek ya. Çok şimdi şey. Şimdi demek ki ne kadar önemliymiş. Ben katılınca çok daha şey oldu. Senin ayağın uğurlu geldi doğru. Evet. Derler ya ayağı uğurlu geldi evet. derler. Evet başkan, sen de sosyal bir insansın. Hemen hemen. Evet. İzmir, bizim İzmir. Tabii güzel ülkemiz, İzmir. Hep bütün evet. yöresi bizim güzel, bizim. İzmir de bizim. Biz evet. de tabii Ardahan Posoflar Derneği olarak burada bir katkımız olursa ne mutlu bize. Evet. Tabii orada işte ölenlere buradan Allah'tan rahmet diyoruz. Evet.
Yaralılara da Allah şifa versin diyoruz. Efendim? Gerçekten çok acılı bir şey. Artık yani bunun bir sonunu getirmemiz lazım gerçekten yani. İşte baktığın zaman evlerin yapılması. Evet. Yani burada ustad da var ev konusunda tabii. Malzemeden çalınması, şey, depreme dayanık evler olmaması. Şey yapacak. Evet. Biz şimdi araba bilirkişi uzman olarak evet. fazla evlere giremiyoruz ama evet. araba olsaydı biz de girerdik. Ev hasar tespitini de Güner Bey yani, yapıyor. Hasar tespitlerini yapardık. Yani. Yani. Bizim mesleğimiz araba hasar tespiti evet. ama abim evet. de burada işte evet. o konulara girecek gerçekten işte bu şeyin deprem sigortası. Bunlar çok önemli. Artık bunları aşmamız lazım. Artık yani bu kampanyaları yapmamamız lazım. Yani depremler sigorta... olsun da işte mesela bir Amerika'da bizim Bora anlattı. Keşke o da aramızda olsaydı Bora Beyazıt. Burayı... O bilmem kaçıncı kattaydım orada bir deprem oldu dedi Zeki abi dedi. Hatırlıyorsun değil mi? Yani evet. Ve herkes dedi çok gayet normal inmiş aşağıya. Ben panikle dedi sırf kısa donla inen benim dedi. Baktım herkes normal. Ki orada normalmiş kaç katlı bir ama sebep binaların efendim statiği diyelim efendim yapısı işte temeli ona göre atılmış. Yani ona göre yapılmış. Biz anlamayız o terimlerden de soracağım birazdan. Konuşuruz. Evet. Ben başımdan bir olay geçti onu anlatayım. Bu Yalova'dayım. Yalova'da kaç o Armutlu tatil köyündeydik o zamanlar. Evet. Onları çok güzel yapmışlar. Alttan raylı sistem. Evet. Balkonda oturuyoruz bir baktık sallanmaya başlandı. Yani gerçekten Allah kimsenin başına vermesin. Çok korkunç bir şey ya. Yani insan gerçekten kendini... O büyük depremde mi? Büyük bir deprem miydi? Bir ara deprem miydi? Ha, ara deprem olur. Ama kaç katlı? 18-20 kat altta raylı sistem olduğu için böyle gidip geldi. Bir şey olmadı yani. Evet. Balkonda oturuyoruz fazla bir şey yapmadık yani. Etkisini fazla hissetmeyeceğiz. Yani demek ki evet. önemli olan... İşte yapılırken sağlam yapmak lazım. Evet. Bu binaları sağlam yapmak lazım. Düzgün kontrol olması lazım. Belediyelere, devlete, herkese, bütün kurumlara çok iş düşüyor. Evet. Yani bunda taviz vermememiz lazım. Çünkü bunun altında bir insan yatıyor. Yani sonunu görüyoruz işte. Üzülüyoruz sonradan. Bu arada sevgili yönetmenim bir kısa bir haberimiz vardı. İstersen sevgili seyircilere unutmamaları açısından. Belki kim mutlaka unutmamışlardır ama... O bir iki dakikalık bir haberimiz vardı. İstersen o iki dakikalık haberi bir alalım, bir seyredelim birlikte. Ondan sonra da yardım etmek isteyen, katkıda bulunmak isteyen işte orada bilgilerin hepsi var. İBAN, BİK numarası, hangi banka olduğu ve bunların hepsi şeffaf bir şekilde oraya gönderilecek. Ve gönderildikten sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyacı olan insanlara, vatandaşlarımıza, kardeşlerimize dağıtılacak. O yüzden de çok önemli. Yapmış olduğunuz her katkı... Oradaki bir insanın yarasını sermek, acısını paylaşmak demek. Hazırsa o VTR'miz alabilir miyiz? Haberim. Tamam. Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı arama kurtarma çalışmalarının 6 binada devam ettiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan son açıklamada, SAKOM'dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774'ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir denildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm ekiplerimize şükranlarımı arz ediyorum. 962 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. 743 kişi taburcu oldu, 219 kişinin tedavisi devam ediyor. 9 vatandaşımız ise yoğun bakımda dedi. Kurum yaşamını yitirenlerin sayısının 85'e yükseldiğini duyurdu. Kurum bugüne kadar 4.424 binada 33.434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Eşyasını alamayanlara 30.000 lira yardım yapılacak. Kışa gireceğiz. Vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurulumuna başlanacak. Ev sahiplerine 13.000 lira, kiracılara 5.000 lira taşınma ve kira yardımı yapılacak. Hasarlı binaların yıkımını başlatacağız diye konuştu. Bir apartmanda ise 65. saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.
Evet, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Çünkü depremin acıları yıllar geçse de yaşanıyor. O travmalar devam ediyor. O güzel güzel yavrumuzda da o travma inşallah kısa bir zamanda kaybolur. Yaşamak lazım, bilmek lazım. Yaşamadan da bunları hissedemeyiz. Tabii sadece biz acıları paylaşmak için böyle elimizden gelen imkanlar neyse onu yapmaya çalışırız. Bir de Skype hattımızda Hakan Bey var. Hakan Gürbüz Bey var. Bir ona da bir merhaba diyelim efendim İstanbul'a. Ankara. Ankara, İstanbul. Ülkemizin her yeri güzel yani. Evet. İzmir'i de güzel. İstanbul'da, Ankara'sı da. Hakan Bey. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizden iki saat ileridesiniz ama olsun. Artık o kadar da şey yaptınız. Artık ben alışkınım. Avustralya'dan geldiğim için hep 8 saat ilerideydim. 6 saat karım var şimdi diyorsun yani. Aynen. 13-7 çok büyük sıkıntı olmuyor. Evet. Ben bu depremle ilgili sağ olsun buradaki sivil toplum kuruluşları, başta CHP Köln Derneği, işte diğer teşkilatlarımız, CHP'nin teşkilatları olmak üzere burada bir güzel bir dayanışma içerisinde İzmir'deki vatandaşlarımızın acılarını paylaşma adına bir kampanya başlattılar. Yardım kampanyası ve bu kampanyanın içerisinde yelpazenin her kesimini kucaklayarak, yani burada işte yani sonuç olarak her düşünceler farklı olabilir, siyasi düşünceler farklı olabilir ama ülkemizin İzmir'imiz, bizim İzmir'imiz, onun yaralarını sarmak, onun acılarını paylaşmak, bütün ülkede olduğu gibi Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız aynı. Böyle güzel bir kampanya başlattı. İşte Posof Ardağan derneği başkanı da aramızda. Diğer arkadaşlar da gelecekti de Avrupa'da artık bu salgın dolayısıyla biraz bazı yerlerde gece 12'den sonra da sokağa çıkamıyorsunuz. Bazı ülkelerde. Evet. O da var. Ama biz burada 5 kişi ve Skype bağlantılarımızda anlatacaklarımızda insanlara bu konuya tekrar dikkat çekeceğiz. Nedir İzmir'de? Sizden bir Ankara'dan İzmir'i gören, bilen olarak biraz bilgi alalım. Ben şöyle başlayayım. Şimdi bizim genel merkezde bir kriz masamız var. Evet. Bu kriz masası İzmir'deki, İzmir depremindeki kriz masasıyla bağlantılı çalışıyoruz. Hı hı. Direkt genel başkan yardımcımız Seyit Turun'a bağlı. O da hemşerimiz. Ordulu. Benim hemşerim yani. Evet. Evet. İyi tanırım ben. Evet. Seyit baş, mesela dedik, herhangi bir şekilde sıkıntımız olduğunda, mesela herhangi bilgi, iletişimle ilgili bir sıkıntımız olduğunda biz kriz masasını arayıp onlar aracıyla tüm bilgileri alıyoruz ve daha sağlıklı bilgi alışverişi oluyor. Onun için sahaya inmişten daha çok bilgiyle donanmış oluyoruz. Çünkü sahaya gittiğin zaman sadece gördüğün yeri bilirsin. Fakat kriz masası her yarım saatte bir bilgileri değerlendiriyor ve yarım saatlik basın bültenleri çıkartıyor. Hı. Ve bunu tüm ilgili yerlere, yani tüm Türkiye'deki tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarında bunu otomatik yolluyor. Yani bu da yaklaşık 220 taneye yakın merkeze yolluyor. Bunlardan birisi de işte bizim genel merkeze de geliyor direkt. Buradan şey yapıyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. Az önce Ercan Başkan'ın çok güzel söylediği bir şey vardı. Keşke bu kampanyalar hiç gerek kalmasaydı. Evet. Toplanan paraların ilgili şekilde harcanmış olsaydı bu kampanyalar hiç gerek olmazdı. Onun altını güzel bir çizelim. İlk başta söylenmesi gereken bir kelime. Çünkü biz 99 depreminde rahmetli Bülent Ecevit'in çıkartmış olduğu deprem vergisi diye bir yılına çıkartıldı. 2, 3, 4 dolar. Şimdi bir şey rica edebilir miyim? Sayın Hakan Bey. Bir şey rica edeyim. Demin dedim ki sağı solu hiçbir yeri ayırt etmeden. Yani biz burada siyasi tartışma değil. Vatandaşlarımızın İzmir'imize, güzel İzmir'imize yardım nasıl yapabiliriz? Yani toplanmış, nereye gitmiş, onlar siyasi tartışmaların konusu. Bizim değil. Bu konuda yani bunu dillendirmesek bence daha da güzel olur. Hoş olur, güzel olur. Daha şık olsun da ben yani başkanımızın hakkını yememek adına, yani baştan söylediği için çok hoş diye tarif ettiği için söylemek istedim. Evet. İçimden böyle geldi yani. Yoksa biz yani bugün deprem olsun, sel olsun, bir takım doğal felaketler senin hangi partiyi, hangi düşünceyi, hangi mezhepten olduğunu bakmadan alıp götürüyor. Yani ve fakat şurada bizim insanlık dramı yaşıyoruz. Evet. İnsanlık dramı yaşarken de şunu söylemek de lazım. Yani
doğal felaketler öldürmüyor. Bak, doğal felaket öldürmüyor. Evet. Eğer ki buna uygun yapılaşman, buna uygun kentleşmen özelliklerin olursa bunları yüzde yüz engelliyorsunuz. İşte evet. Ben geldiğim ülkeden, 30 yıl kaldığım ülkeden örnek vereyim. Avustralya'da o kadar kaliteli yerlere inşaat alanını aşmıyorlar. Şehrin göbeğinde, Sydney'de evet. O kadar rant büyük olduğu yerde buralarda sel felaketi. 150 yıl önce sel geldiği için, kayıtlara geçtiği için oraları doğal sit alanı ilan ediyorlar ve doğal park yapıyorlar. Ve şehrin üçte ikisinin park olmasının sebebi doğal felaketlere uğradığı için oralara yapılaşmaya izin vermiyorlar. İnşallah biz de o seviyeye geliriz ileride diyorum inşallah. İşte yani bunlar işte bizim şeylerimiz, evet. Kriterlerimiz olması evet. Lazım. Yoksa biz yani işin politik tarafı zaten evet. Değişik zamanlarda yapılır. Fakat evet. Şu anda sarmamız gereken bir acımız var. Evet, aynen. Sarmamız gereken acıyı da tüm samimiyetime söyleyeyim. Yani yerel hükümet de olsun, merkezi hükümet de olsun elinden geleni yapıyor. Evet. İşte birleşme anı. İşte orada... Türk milleti, Türk halkı, bütün yurttaşlar acılarda birleşmeyi sergileyebiliyorlar. Yani onu yapmak lazım. Biz de onu yapıyoruz zaten. Günay Bey'in de buradaki kampanyası, başlatmış olduğu kampanya ve diğer arkadaşlarımızın meselesi de zaten bu tür acılarda en azından bir araya gelerek, yani siyasi düşüncelerimizi bir kenara bırakarak ülkemiz için, oradaki mağdur vatandaşlarımız için, güzel İzmir'imiz için neler yapabiliriz? Ne yapmalıyız? İşte bu güzel. Bu güzel bir haslet. Bunu yapmak lazım. Sizler de bunu yapıyorsunuz zaten. Onu diyorum. Sizler de bunu yapıyorsunuz zaten. O yüzden de bir sıkıntı yok. Zaten bu akşam da sevgili Avrupalı Türkleri bu kampanyaya destek olsunlar diye böyle bir program yapıyoruz. İnşallah. Aslında Günay Bey'in yani eli dedim ya, kendisi yeter aslında kampanyaya da. Yani ama dayanışma sergilenmesi açısından önemli. Yani şaka demiyorum, yani kendisi yeter aslında. Yani ama dayanışma sergilenmesi açısından bu program, bu kampanya önemli. Ben kendisini tebrik ediyorum. Herkesi davet etti biliyorum. Herkesi. İşte Trabzonlular Derneği var, işte ne bileyim bizim Şalpazalılar var, var da var. Yani hiçbir... Yani Anadolu, ben aşureye benzetiyorum Anadolu'yu. O aşurenin içerisindeki tüm malzemeler var normalde bu kampanyanın içerisinde. Peki Bey, ben size tek bir şey söyleyeyim isterseniz bu evet. Konuda. Biz şu şuura kavuştuğumuz anda bunu çok rahat yaparız. Evet. Birinci meclis şuur ve ikinci meclis şuurunu evet. Kendimize ilke edinirsek evet. Tüm sorunlarımızı çözeriz. İnşallah çözeceğiz. Yani bu kadar basit. Yani bu net, yani bunun bir çözüm budur ya. Yani. Birinci meclis, ikinci meclis gibi düşünürsek. Şimdi Hakan Bey, şunu söyleyeyim. Siz bizimle birlikte aynı zamanda şu anda öylesiniz. Yani buradaki konuklar gibisiniz. Mevzulara karışabilirsiniz. Devamlı ekranda kalacaksınız. Ben Sayın Çapan'la bir devam edeyim. Efendim, siz de yani herkesle böyle konuşacağız. Şu anda ekranda 5 kişiyiz. Aynı programdaymışız gibi sohbet edeceğiz. Sayın Çapan, güzel bir iş yaptın. Efendim, bütün sivil toplum kuruluşlarını bu kampanyaya dahil ettin. Ama pandemi var, salgın var. İki kişiden fazla bir araya gelinmesi yasak ama biz medya kuruluşu olduğumuz için bir Skype'la bağlattı. Dördümüz de buradayız. Efendim, bu deprem konusunda ben inanıyorum. Siz yardımlar zaten yaptınız da kendiniz şahsen, kişisel olarak, kişisel bazda. Nazım Hikmet Vakfı üzerinden, ki vakıf olduğu için şeffaf, ne kadar toplandı, ne toplandı, hepsi gözüküyor çünkü. Herhangi bir kaçak yapma şansı yok ki. Güzel bir şey, başlangıç. Ne düşündünüz, niçin başlattınız? Var mı kafanızda böyle bir özel bir yerler? Yani işte şuradakiler çok daha hasar görmüşler, evleri barkları yok, dışarıda yatıyorlar, çoluk çocukları perişan. Var mı yoksa sadece Büyükşehir Belediye yok. Başkanı tespit ettiği bir şeylerden dolayı? Şimdi biz oralara girmedik. Biz önce bizim mantığımızı müsaade ederseniz evet. Anlatayım. Buyurun. Öncelikle Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakan Bey bizim Avrupa örgütlenmesinin evet.
genel koordinatörü. Avustralya'dan ta çıkmış Ankara. Nereden biz her tarafta var. CHP'lik böyle bir şey kolay bir şey değil. Yani CHP olmak kolay bir şey değil. Biz bölgemiz Enerbe bölgesi olduğu evet. için bu bölgede CHP Köln Derneği ve Enerbe Birliği olarak bir çağrıda bulunduk. Yani bu çağrıyı biz birlikte yaptık. Fakat biz bir farklılık, bir farkındalık yaratmak için farklı bir yöntem izliyoruz. Nedir o? CHP Köln Derneği aynı zamanda Nazım Hikmet Vakfı'nın dayanışma derneğidir. Evet. 1993 yılında rahmetli Tarık abiyle biz Nazım Hikmet Vakfı'na birlikte katıldık o zamanlar. Ben danışma kurulundayım o zamandan bugüne kadar. Şimdi ya herkes para topluyor. Evet. Şimdi bir kısa bir fıkra anlatacağım. Tabii, bir anlat. Yahudi anlattı bunu evet. bana. Bir ağam başı, bir papaz, bir de kadı bir araya geliyorlar. Bu Yahudi tabii ağam başı puştuk yapıyor. Önce papaza soruyor. Ne yapıyorsunuz diyor siz diyor. Diyor ki bağışla geçiniyoruz. Bağışlar kilise yapıyoruz. Başka evet. ne yapıyorsun? Fazla kalan eğitimi harcıyorum falan sayıyor papazı yarım saat anlatıyor. Kadıya geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi diyor biz de diyor bağışla yaşıyoruz. Camiye yardımlaşma derneği bağışı yapıyoruz. İşte camilerin inşaatını yapıyoruz. İnşaat bitince ne oluyor diyor. Bitirmiyoruz ki diyor. Ben ailem de oradan geçiniyor diyor. Onun evet, için. Evet. Böyle hem bağıştan ben ailemi geçindiriyorum hem de ibadet yapıyoruz. Evet. Ağam başına soruyor sen ne yapıyorsun? Vallahi ben diyor gidip paraları topladığım zaman Allah aşkına Allah adına ne dileğiniz varsa o dileğinizi tutun para verin diyor. Sonra gidiyorum sinekova. Atıyorum havaya. Senin için topladığım paraları getirdim diyorum. Atıyorum havaya. O aldığını alıyor. Yere düşenler benim oluyor. Ay güzelmiş. Şimdi burada o kadar çok bağış her yapan. Her şey aynı yani. Değişen bir şey yani. Yani burada işte deniz fenerlerini yaşadık. Farklı evet, dernekler evet, yaşandı evet. falan filan. Evet. Şimdi bağış toplamak ayrı bir şey. Elemin derler bizde Anadolu'da. Eleminler çok önemlidir. İnsan ona evet. itimat edip parasını, namusunu, canını teslim edeceği evet. noktada eleminlerimiz var. Ya bu bağışlardan ben çok korkarım. Yani birinin adına para toplama bilmem ne. Biz düşündük, dedik ki ya gerçekten burada çorbada bizim tuzumuz olabilir mi? Deprem denilince milli misak sınırlarının içerisindeki vatan toprağımızın her santimetre karesi bizimdir. Evet. Bizim, senin, benim dedelerimizin kanıyla yoğrulan al bayrak da hepimizindir. Evet, evet. Onun şemsiyesi altındayız. Şimdi burada bu tür olaylarda biz acılarımızı paylaşmada ne yapıyoruz? İşte cenazeye gidiyoruz, başsağlığı diliyoruz. Evet. Gerekiyorsa biz de ağıt yakıyoruz, ağlıyoruz evet. vesaire. Burada biz farklı bir şey yaptık. Vakıfla konuştum. Vakıfla Rutkay abiye falan teşekkür ediyorum. Vakıf yönetimi tamamına teşekkür ediyorum. Evet. Onlar bir karar aldılar. Bu kararı alırken dedik ki burada toplanan bir özel hesap açtık biz. Burada hı-hı. toplanan paralar ismen geliyor oraya. Kim ne yapmışsa. Bittikten sonra kampanyamız gideceğiz. Vakfa teslim edeceğiz. Vakıf İzmir Belediye Başkanı'nın Rutkay abi görüştü. Evet. Onların ihtiyacı olan neyse, öncelik neyse ona bakacağız. Öncelik eğitime mi bir yatırım yapsınlar? Eğitim alanında mı kullansın para? Yoksa İzmir Belediye Başkanımızın öncelikli ve gerekli gördüğü bir olay varsa bu para oraya verilecek. Ancak biz bu bağışı götürüp teslim ettiğimizde 5 euro da yardım etse o listeyi okuyacağım orada. Evet. Orada okuyacağım, kamuoyuyla paylaşacağım. Ve ilk defa bir şey yapacağız. Diyeceğim ki buradaki bizim yurttaşlarımıza sizin yüreğinize sağlık. Siz çoluk çocuğunuzun ekmek parasından biriktirdiğiniz parayı buradaki yardıma muhtaç olan insanlara verdiniz. Ama ben helal getirmeden bak kimse yani istenirse rakam da okuruz ama herkesin tek tek ismini okuyup teslim edeceğim. Evet. Şimdi bu yerine ulaştıktan sonra bunun iki tane nedeni var. Bir, bundan sonra yapılacak bağışlar bu şekilde şeffaf olsun. İki, buradaki maliyeye de biz zaten bunu bildiriyoruz. Zaten burada bağış topladığınız zaman o bağışın ne kadar para toplandı, nereye gönderdiniz bunu beyanname ile maliyeye bildirmemiz evet. lazım. Evet.
Şimdi burada birçok şey dernekler şunu yapıyor. Bağış topluyor, Ahmet'e elle veriyor, götürüyor. Ahmet giderken yolda yarısını yitiriyor, yarısını da teslim ediyor. Kim kime ne topladı, ne verdi. Doğru. Buradan dolayı da insanlarımız çok tedirgin, çok da üzüntü içindeler. Ya bu niye oluyor diye. Acaba kafalarda hala acaba evet. Bizden toplanan paraların hepsi gitti mi? Gitti yani, mi? Acaba. Ben işte onu teslim edince o insanlara kamuoyu önünde açık okuyacağım, videoya da çekeceğim, getirip insanlara da vereceğiz. Şimdi bu ya niye... vermezsin de buradan program yaparız, söyleriz. Tamam, buradan da söyleriz. Fark etmez. Yani buradaki ya daha amaç, iyi olur buradaki yani. Amaç evet. İnsanların gönlü hoş olsun ki evet. Bilsinler ki biz bu parayı gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Evet. Gerçekten öncelikli nedir? Bakın İzmir Belediyesi bir belediye sonuçta. O bölgede yaşayan insanların vergisini ayakta duran bir kurum. Evet. Bu kurumun geliri de belli, gideri de belli. Şimdi bu tür olaylarda bu kurumu biz niye buna bakmadı ya da o niye gelmedi, bu niye gitmedi hikayesinin ötesinde evet. Bir yardım yapacaksak o yardımı da bir aracı kullanmadan direkt ihtiyaç sahibine ulaştırmak. Bizim görevimiz bu. Biz bunu yapacağız ve örnek olacağız zannediyorum. Bundan sonraki diğer bağış toplayan arkadaşlarımız da bu şeffaflığı götürsünler. Zorlarız. Bir başka konu daha var. Biliyorsunuz evet. Türkiye'de her ne adla olursa olsun, her ne suratla olursa olsun bağış kampanyası yapabilmeniz için kamu yararı almış dernekler de olsa Cumhurbaşkanımızdan izin alması lazım. Evet. Bundan izin alınmadığı takdirde bütün toplanan kampanyalar yasaktır. Şimdi biz... Örnek vereyim mi? Araya gireyim. Hı. 3 tane MSA hastasımız çocuğumuza. SMA hastası hı, çocuğumuza Türkiye'de kampanya yapamadıkları için, para toplayamadıkları için, bağış kampanyaları da yapılamadığı için 3 tanesine biz Kanal Avrupa olarak burada kampanya yaptık. İşte bir tanesinin burada tedavisi yapıldı, diğeri Amerika'ya gönderildi. Bir tane yine benim Ordu'dan 2 avukat, eş bay bayan çocukları Demir Ali diye. Onlar için en son yaptık. İşte onların da %70'e yakın toplandı. 4 aylık daha süreleri var. 2.100.000 euro para toplanması lazım. Evet. Türkiye'de yapılamadığı için. Evet. Burada. Buradan yapıyoruz. Evet Zeki yani, Bey yani o çok önemli. Yani, 2.150.000 euro toplandı. İnşallah bize de o kadar toplanır. Bizim hemşeriydi hatta. Bizim Karslıydı o çocuk. Karslıydı o. Yani, Amerika'ya olsun, gitti o. Bak Murat Yağız burada. Yağız Ege. Yani Yağız Ege. Buradan Murat'ın da çok katkısı var. Okudum aslında okumuştum. Evet. Şimdi burada biz birincisi bunu yapmıyoruz. Biz Almanya'da kamu yararı almış bir derneğiz. Evet. Şimdi kamu yararı aldığımız için biz bunu vakıfta, zaten vakıfın malına kimse dokunamaz. Vakıf bu bağışı da şeffaf bir şekilde ilgili evet. Yerlere iletecek. Yani bunu niye vakıf aracılığına yaptık? Vakıflar, daha şeffaf olması tabii, için. Tabii hem şeffaf olması evet. için hem vakıfların da görevi bu aslında. Evet. Evet. Yani... Bu benim demin anlattığım fıkra gibi değil. Makbuz ver, git ikinci makbuzu getir. Biz sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bu şeffaf olun, açık olun. Evet. Ne kadar kurban kesildi, nereye kesildi, kaça kesildi, yeni şeyler açtık ya. Bu da vardı, bunlar da bunları vardı. Bunları yapıyoruz ya artık. Artık sorgulamaya başladık. Sorgulamaya başladık. Teşekkür ederim. Basın olarak bunu yapmanız doğru bir şey. Ben de çok şahit olduğum olaylar olduğu için. Şimdi burada bağış yapan insanların rahat olmasını. Şimdi vicdanen rahat olacak. Vicdanen. Insan. Ya biz zaten vicdanı bir şey yapıyoruz. Evet. Bakın depremin dini, dili, ırkı, evet. Cinsi yoktur. Evet. Demin de anlattım ya milli misakı sınırlar içerisinde hepsi bizim yurttaşımız, hepsi evet. Bizim kesinlikle. Canımız. Şimdi bağışı biz bu çağrıyı kimle yaptık? CHP Köln Derneği ve CHP Enerve Birliği. Evet. Enerve Birliği'nin başkanımız İbrahim Bey yanımızda oturuyor. Bu çağrıyı ikimiz yaptık. Tabii sen konuyu tam bilmediğin için. Ben bilmem. Ben bilmem. Ben işimi yaparım. Açık anlatmak zorundayım. Çünkü hak geçer. İbrahim yoldaşımın çok emeği var burada. Evet. Şimdi biz bunu bir çağrı, yani vesile olmak için yaptık. Evet. Yani bu vesileyi biz olduk. Orada bu vesileyle bunun karşılığında belki öğrenciler okuyacak, belki şey yapacak. O ne karar verirlerse onu biz yetim bilemiyoruz. Yetim kalan çocuklar bile. Belki yetim aynen. Kalan çocuğumuz aynen. Olacak falan. Kimler var burada? Baden-Württemberg CHP Derneğimiz var. Evet. Niedersachsen CHP Birliğimiz var. Birlik, dernek fark etmiyor. Zaten evet. Biz birlik diyoruz, dernek olarak kaydediyoruz da.
yanlış anlaşılmasın. CHP Nürnberg var, Dersim Federasyonu var, evet. Avrupa Trabzon Dernekleri Federasyonu var, Çepni ve Çevresi Dayanışma Derneği var, Königswinter Atatürk Alevi Kültür Merkezi var, Hacı Bektaşi Veli Derneği var, Demokrat Türk Birliği Hagen var, evet. Avrupa Çorumlular Derneği var, Ekin Derneği var, Türk Ünit var, Şivelim Karslılar Derneği var, hemşerilerim sağ olsunlar evet. Şey yapıyorlar. Bu bazı haberlerde de Şivelim okuyamamışlar galiba, eski geçmişler. Şey derdi bu neydi? Königswinter Alevi Kültür Merkezi'nde AKM olarak kısa yazmıştı, onu da okuyamamışlar. Böylece açıklık getirelim. Fikir Atölyesi var Duisburg. Köln Fenerbahçeliler Derneği var. Bir Telden Bir Dilden THM Korosu Krefeld var. Evet. Arda Amposoflar Derneğimiz var. Zaten yanımızda. En büyük derneklerimizden bir tanesi. 3-5 kişi Halk Hareketi Münih var. Burada isimlerini yazmadığımız 40'a yakın dernek var. Çoğu bizim ismimiz yazılmasın. Gizli. Biz gizli yardımı severiz diyorlar. Yok zaten kim bakın bu bağışı yapan kişi kimse, hangi nereden geliyor zaten biz onu görüyoruz. Hesaplarda evet. Görüyoruz. Herkesin ismini okuyacağız. Yani burada bir CHP dernekleri var. İşte niye diğer partiler yok eleştirisini de yanıt getireyim. Ben hepsine konuştum. Biliyorum ben konuştunuz. O yüzden dedim evet. Hepsini çağırdınız. Ben çağırdım. Evet. İyi Parti'yi de çağırdım. Saadet Partisi'ni de çağırdım. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de yetkililerini çağırdım. Evet. Ya biz bu OET'de hepsini çağırdım. Ya çağırdık. Evet. Yani katılmadılar arkadaşlar. Biz çağırdık. Ama tamam. Biz haberlerini yapıyoruz. Evet. Burada bir siyasi kurumdan öteye, evet. Bir siyasallaşmadan öteye şunu söylemek istiyorum. Sivil toplum kuruluşları önemlidir. Ben her zaman söylüyorum. 3 tane üyesi de olsa, bir köy derneği de olsa, o derneğin başkanı o bölgenin kanaat önderidir. Bizim Türkiye'deki sivil toplum örgütleri, başkanları bu anlamda çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ben hepsine minnettarım. Onların sayesinde de bu Anadolu harcından senin dediğin aşure kavga etmeden evet. Bir arada birlikte yaşayabiliyoruz. Aşure güzel ama. Güzel değil mi? Aşure güzel. Ne, bitiriyor musun? Kesiyorsun. Reklam arası vereceğim. Pardon, özür dilerim. Ankara'dan da zaten yine alacağım ama devam edeceğiz yani. Konuşmaya devam edeceğiz. Ama şimdi kısa bir reklam aramız var sevgili seyirciler. Kampanyamız devam ediyor. Orada belli zaten nerelere yardım yapacağınız. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. İzmir depremini ve dayanışmayı, dayanışmanın önemini, ehemmiyetini, o Anadolu'nun o güzel aşuresini, tadını konuşuyoruz. Yani bizim ülkemizde Anadolu'da yaşayan insanlar sıkıntılarda, sorunlarda, ülkemizde Allah korusun işte bu doğal afetlerde, olaylarda hemen bir araya gelmesini, birlikte hareket etmesini biliyorlar. İnşallah Avrupa'daki insanlarımızla, vatandaşlarımızla, çoğu biliyorlar da, sivil toplum kuruluşlarımızla her nedense son zamanlarda bir araya gelemiyorlar. Herhangi bir tepki veremiyorlar. Niye bilmiyorum ama sizi tenzih ediyorum tabii bu konuda. Bununla ilgili programlar yapıyoruz çünkü. Niye gelemiyorlar, neden ses çıkaramıyorlar onu da bilemiyoruz. Niye? Niye bir araya gelinemiyor? Yani biz Anadolu şemsiyesi altında bir ok, gök kubbenin altında bir arada yaşamasını biliyoruz da Avrupa'da neden bir araya gelemiyoruz? Tabii bunları sorgulamaya başladık. Bu sorgulamanın devamı da Kanal Avrupa ekranlarındaki bazı programlarda, benim programımda dahil olmak üzere, mesela yarın akşam var, sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı, orada bunları yine konuşacağız. İbrahim Bey'e geçeyim mi yoksa? Tabii buyurun. Evet İbrahim ben, Bey. Ben
Sana çok şeye fazla konuşuyor. Şeye geleceğim bu binaların. Çünkü sizin işiniz siz tekne işine geleceksiniz. Uluslararası bu konuda iş yapıyorsunuz biliyorum. Dayanışma konusuyla, yardımlaşma konusuyla ilgili önemli bir program aslında. Mesaj açısından da neler söyleyeceksiniz? Şimdi başta ben yine öncelikle tabii ki demin içeride de sohbet ettiğimiz gibi bize bu fırsatı tanıdığınıza, bizim sesimiz, kulağımız, nefes borumuz olduğunuz için size teşekkür ederiz. Biz şimdi Günay Bey'le bu organizasyonu düşünürken biz biraz çok farklı bir çerçevede baktık işe. Bakış açımız da şuydu. Başta şunu bir belirteyim, ondan sonra bizim Cumhuriyet Halk Partisi Baden Württemberg Başkanımız Mehmet Yıldırım şu an hastadır. Ona geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Yani. Biri de bizim NRV'nin Gençlik Kolları kurucusu, Almanya Gençlik Kolları kurucularından kızımız Ceren Sarıyer'in bugün doğum günüdür. Onun da doğum günü kutlu buraya olsun diye. Buraya gelmiş miydi Ceren? Gelmişti, evet. Gelmişti. Şu an Türkiye'de bir proje üzerinde çalışma yapıyor. Evet. Onun da doğum günü kutlu olsun diyerek de başlayalım burada. Şimdi az önce de bahsedildiği gibi yurt dışında Avrupa'da yaşayan Avrupalı Türklerin özellikle sivil toplum örgütlerin bu konuda, bu yardımlaşma konusunda biraz sicili karışıktır. Bozuk. Sicili ben karışıktır. Bozuk değil. Siz ona ben öyle söyleyeyim, siz öyle anlatın. Evet. Şimdi biz bunu biraz değiştirmek istiyoruz. Değiştirmek istediğimiz maksat da demin ki yani biz bu işi Nazım Hikmet Kültür Vakfı üzerinde düşünürken hakikaten burada depremlerde, doğal afetlerde, savaşta bizim insanların yürekleri, vicdanları aniden toparlanan, ayağa kalkan bir toplumuz, bir milletiz biz. Kesinlikle. Bunun için bunu düşünerek, tartarak hareket ettik ki biz burada şeffaf, açık, kuruşuna kadar hesap verebileceğimiz bir bağış kampanyası başlatalım dedik. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yapıldı. Başta Günay Bey'e de burada teşekkür aslında ediyorum. Aslında bu bağış kampanyasının altında dayanışmayı sergileme. Oraya getireceğim işi. Aslında bizim maksadımız, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işi siyaset üstü düşünüyoruz biz. Bir üst akıl olarak düşünüyoruz. Yurt dışında yaşayan insanların işte ırklarına, milliyetlerine, dillerine, partilerine göre ayrışmasınlar. Bundan 40-50 yıl önce birbirimizi gördüğümüzde birbirimize bağrına basabiliyorsak, birbirimizde bankalarda borç değil de Zeki Bey'de ben borç para isteyebiliyorsam, o Günay Bey'de borç para isteyebiliyorsam, evine gidip yemeğini rahatlıkla yiyebiliyorsam, biz o havayı yakalamak istiyoruz aslında, o dostluğu. Bir nostalji var. Evet, biz onu pekiştirmek istiyoruz işin açıkçası. Burada katkı yapabilirsek gerçekten de bunu başaracağız. Evet. Siz de biliyorsunuz ki toplumda sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, acılar da paylaşıldıkça azalır. Bugün düşünün, Tunceli'deki gelen bir ilk yardım ekibi 90 saat sonra bir yavrucağımızı kurtardı. Ne oldu? Hastanede yatıyor. Biz de şöyle bir toplumuz yani. Çabuk da unutuyoruz. Birçok şeyi çabuk unutuyoruz. Biz bunu unutmamak anlamına burada kalıcı bir şeyi yapmak istiyoruz Avrupalı Türkler olarak. Bu birlikteliği, bu ortak hareketi, bu ortak akılı, siyaset üstü. Buraya kim geliyorsa, kim katkı sunuyorsa amenna, başımızın üstünde yeri vardır. Şu şöyleymiş, bu böyleymiş değil. Hakikaten biz burada yürekler üzerine koymak istiyoruz yani. Yürekler üzerine koymak istiyoruz. Bu bağlamdaki atmış olduğumuz adım böyledir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kısa da şöyle bir şey söyleyeyim, yurt dışında 29 tane resmi temsilciliği vardır. Bu 29 tane temsilcilik seferber olmuştur. Almanya çok önemlidir. Almanya önemli olduğu gibi NRV çok önemlidir. Nordrhein-Westfalen biliyorsunuz bizim ülkemiz vatandaşının yaşadığı, nüfusunun yoğun yaşadığı bir yerdir. 1 milyon civarında bir, vatandaş yaşadı. Yani bugün 1 milyon 600 bin 400 bin Alman vatandaşı olmuş. 600 bini Türkiye vatandaşı olan insanımız var bu bölgede. Bu bağlamda sizin de bildiğiniz gibi yine bizim Türkiye'li sivil toplum kuruluşlarının konfederasyonu, federasyonları, başkanları genelinde merkezi buradadır. Çoğunluğu genelde Köln'dedir. Bu da biliyorsunuz. Bu konuda biz böyle bir adımı düşünerek böyle bir adım attık. Bunu da dileriz ki bizim ümidimiz, bizim düşüncemiz, dedim ya bunu siyaset üstü düşünerek burada bir ortak birlikteliği sağlayabilmektir. Ya en azından yine şöyle kısa bir örnek vereyim. Sizin de daha çok haber ettiğiniz bir konu.
Örneğin burada doğup büyüyen üçüncü kuşak veya dördüncü kuşak torunlarımız bir Türkçe diliyle karşı karşıyayız şu an. Yani o sorunla karşı karşıyayız. Evet, kesinlikle. Yani ben burada siyaset yapmak istemiyorum ama burada iktidar farklı yerlere yönetmek istiyor. Biz bu sivil toplum örgütlerini bir araya getirirken aynı zamanda da ortak dilimizin yaşaması için böyle bir adımı düşünerek biz bu hareketi gerçekleştirdik yani. Yani Türkçe konusunda dahi bir araya gelinemiyor şu anda. Kesinlikle. Evet, evet. Kesinlikle. Bu sadece Türkçe değil yani. Çoğu konuda bir araya gelemiyoruz. Gelemiyoruz maalesef. Bölünmüşüz, parçalanmışız. Evet. İşte düşünün yöre derneklerine kadar, yöre spor kulüplerine kadar kurulmuşuz. Düşünebiliyor musunuz yani? Buranın çok o kadar ben siyasi ayağına girmek istemiyorum. Tabii şurada şunu seslenmek isterim. Buradaki yaşayan yurttaşlarımızın o dilinden, tişinden, emeğinden, tırnağından arttıklarında İzmir'deki o yavrularımıza, o evsiz barksız kalanlarımıza bu kış gününde bir katkı sunabiliyorsak, bir yardım, o bunların çorbalarında da bir tuzumuz olabiliyorsa ne mutlu bize diyelim. Yani rahat biz bir uyku için, uyuyabiliriz. En azından. Yani. Biz vicdanlı bir toplumuz. Evet. Ben bunu böyle söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Rica ederim efendim. Peki Bey, biz de şeyi söyleyelim yani buradan niye Ardahan Posoflu Derneği olarak niye evet. buradayız yani? Evet, niye buradasın? Niye geldin? Yani, seni kim çağırdı buraya? Yani ya biz ben hemşire nerede, nerede hizmet varsa, nerede yardım varsa evet. biz Ardahan Posof Derneği olarak Avrupa'da her zaman onların yanındayız. Bugün de işte buradayız. Niye? İşte orada İzmir'de yaşayan bizim hemşerilerimiz de vardı. Yani, var evet var. O var. Şeyde... Var. Evleri yıkılan hemşerilerimiz evet. de vardı. Yani biz sadece hemşerilerimiz, biz insana insan olarak baktığımız kesinlikle. İçin. Yani bir insanlar orada, insan orada yani gidiyor, ölüyor. Evet. Onun için yani bugün bazıları diyebilir işte Ardahan Posof Derneği ile ne alakası var filan. Bazı arkadaşlar ön yargılı olabilir. İşte bunları biz aşmamız lazım. Artık ortak paylaşımda bir araya gelmemiz lazım. İnsanlığa dair bir arada olmamız. Yani Almanya'da dair. Artık ortak şeylerimizi unuttuk. Evet. Yani burada baktığın zaman ortak şeylerimizde bir araya gelmemiz lazım. Hiç gündeme gelmiyor. Eskiden çok gündeme gelirdi ya. Ben şimdi hiç anlamıyorum. Bizim sorunlarımız Avrupa'da şimdi biraz şeyin dışına çıkıyoruz ama çıkmayan aynı mevzu aynı zaten. Mevzu. Bizim sorunlarımız Avrupa'da unutuldu. Evet. Avrupa'da yaşayan Türklerin sorunları ikinci plana atıldı. Unutulmadı. Ben hiç devamlı kimse... hatırlatıyorum. Ya siz ayrı şimdi beraber. Teşekkür ediyoruz o konuda. Dedik ya nefes borumuzsunuz. Siz burada ayrı şimdi. Biraz da sol tarafta kaldım ya. Alışmışım hep sağında oturuyordu. Evet. Yani böyle ters geliyoruz yani. Rahat oturamadım. Konuşamıyorum. Sol alışamadı. Taraf, yani alışamadım. Alışamadım sol yani. Taraf her zaman sıcaktır ya. Sağda oturduğum için. Pazartesi oradasın ama. Sağda oturduğum sevgili için. Sevgili hocam sol taraf yani, her zaman için sıcaktır. Yani, bunu unutmayın burada ya. Burada biraz böyle şey geliyoruz. Yani burada biraz espri olsun. Bak tabii, orada tabii, gerçekten... Tabii. Konto numaraları yazıyor. Buradan ben tabii sizin dernek olarak hemşerilerimize... Siz zaten hemşerilerinize çağrı yapıyorsunuz biliyorum. Yani ve burada, katkıda sağlayacaksınız inşallah. Yani katkıda bulunsunlar. Evet, evet. Burada arkadaşlar bize yazıyor sağ olsunlar inşallah. Yani buraya bir katkı elimizden ufacık da olsa bir şeyler katkılar yaparsak yani, ne mutlu bize. Gücü yeten 5 euro yatırır. Gücü yeten 20 euro yatırır. Yani. Günay Bey dedi ya 5 euro bile yatırmış olmak... Bu dayanışmanın mana ve önemini arttıracak. Yani dayanışma yani, sergilediğimizi gösterecek. Bu da gösterecek. Çok kıymetlidir. Evet. Çok i̇şte onun için bu akşam niye buradayız bu saatte? Evimizde çelimizi çocuğumuzu bıraktık geldik burada. Belki bir katkımız olur o insanlara. Belki bir insanımızı güldürürüz. İşte battaniyesi yok. Dışarıda yatan insanlar olabilir. Evet abi yani, biz burada rahatız yani. En önemli şeyler battaniye. Evet. Yani baktığın zaman onun için buradayız. Bizi izleyen hemşerilerin, vatandaşlarımız, herkese... Katkı yapmalarını diliyoruz buradan. Onun için de buradayız yani dernek olarak. Evet katkının zaten... Ha, burada bizim bir amacımız yok. Burada bir beklentimiz yok. Evet, evet. Değil mi Hakan Bey? Vallahi hocam ben Avrupalı arkadaşların hepsini söylediğini altını imza atarım. Baştan söyleyeyim. Benimkinin altına imza atmıyor musunuz? Hocam siz Avrupalı değil misiniz? Şu anda bir şeyiz ya, programı yönetiyoruz ya hocam. Yok hocam öyle. Ben size Avrupalı görüyorum ben şu anda. Avrupalı Türklerin önde gelenlerinden birisi. Evet. Yani benim için şu olay şu. Biz yaşadığımız ülkelerde, geçmişte ve şu anda yaşadığımız ülkelerde Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunda kalan insanlarız.
bu ülkelerde öğrendiklerimizi sevda olarak bağlandığımız Türkiye'ye aktarmak zorundayız. Böyle bir kriterimiz var. Mesela şunu da şöyle diyebilirim. Mesela ben İrlanda'da küçük bir hadise olmuştu. Yaklaşık 13-14 yıl önce. İrlanda İrlandalı sivil toplum kuruluşu Avustralya'da A'dan Z'ye hepsi tek kalime geldiler. Bir araya geldiler. Ve bunun başını çeken de sokakta yaşayan bir insandı. Ama aynı zamanda, yani bu adam bilişimci. Sokakta yaşayan bilişimci. Bir tane laptopu var. Laptopuyla yaşıyor. Allah'ım. Adam bunun hepsini organize etti. Ve İrlanda'ya en büyük yardımı organize eden insan oldu. Yani bizler işte böyle bir şey. Ben de şunu söyleyeyim. Bizim Türk toplumunun genetik özelliklerimiz var. Biz çok güzel bir araya gelebiliriz. Çok iyi şekilde cenaze kaldırırız. Ortak özelliğimiz. Evet. Ama çok güzel bir düğün yapamayız. Sebep? Yani böyle bir şeyimiz de var yani. Hem güzellik tarafı hem kötü tarafı var. Evet. Evet doğru hocam. Peki bu Günay Beylerin veya buradaki sivil toplum kuruluşlarının bu kadar önemli bir yani şey olarak baktığınızda çok böyle hatta ben şunu söyleyeyim. Baktığınızda çok basit veya çok farklı bir şey gözükebilir. Masaptaki şeyi de kaldırayım. Evet. Bak bayrakları da kaldırayım. Hocam ne güzel Azerbaycan bayrağı, Türk bayrağı vardı orada. Niye kaldırdın ki? Azerbaycan değil hocam. Yani Karabağ'da işte bak. Hocam kalsın hepsi Avrupa ya. Mi? Avustralya ya. Sydney mi hocam o? Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam hocam evet. Yani. Bak ben şunu söyleyeyim. Bunların hepsi bizim için var ya. Bir şeyler ifade, çok güzel şeyler ifade eder. Evet. Fakat biz şunu söylüyoruz. Bak ben parti yani şu an ne kadar siyasi kimliğimden ayrı düşünsem daha iyi. Yapamam bunu. Çünkü belli mesajlar da vermek zorundayım. Özellikle şunun için vermek zorundayım. Arkadaşlar bak bu işin partili kimliği yok. Bugün Bayraklı, eski Bornova belediyesindeki insanların büyük bölümü demografik olaraktan bakarsan sağ tantarslı insanlar. Evet. Bak adını üzerine çekeyim. Bunu, çoğu insan bunun adını koymadı. İlk defa ben dile getiriyorum. Bakın buna rağmen bak bir sürü insan biz şunu söylüyoruz. Arkadaşlar bunun dini milliyeti yok. Evet. Bunun siyasi bir kanadı yok. Düşünceler, siyasi düşünceler farklı olabilir. Sizin farklı görüşleriniz olabilir. Siz dünyaya farklı bakabilirsiniz. Ben farklı pencereden bakabilirim. Ama bazı konularda aynı pencereden bakmak zorundayız. Zeki Hocam, bak ben size şunu da söyleyeyim. Evet. Ben Ankaralıyım. İzmir'le çok büyük bağım yok. Evet. Ben doğma büyüme Ankaralıyım. Köken olarak Sivaslıyım ama doğma büyüme Ankaralıyım. Mesela Sivas'la ilgili dersen, sohbet dersen 3 dakikam sürer. Ama Ankara'yla ilgili saatlerce sürer. Ama İzmir için ben şunu söyleyebilirim. İzmir'de şu anda 34 tane rakam veriyorum sizlere. Evet. Yüksek binalar var. Hiçbirisinin altında Büyükşehir Belediyesi'nin imzası yok. Şimdi o konularla ilgili bilen bir kişiye soracağım ben. Ya onu söyleyeceğim bak ben ona top atmak için diyorum abi. Yani bunlar şey. Evet şimdi topu alayım ben. Ben topu alayım şimdi. Ya bir arkadaşımız daha Nihat var. Nihat Başkan'ı da bağlayın da. Nihat Başkan'ı. Niedersachsen Başkanımız. O zaman Hakan Başkan'ımı geçici olarak alacağım oradan Nihat'ı bağlayacağım. Çünkü tek taraflı tamam, yapabiliyorum. Tamam başkanıma söyle o zaman. Efendim sizi bir sizi alalım oradan bir Nihat Başkan mıydı? Evet. Tamam. Nihat Başkan bir tane Skype alabiliyorum. Teknolojimiz bu kadar. Yani başka da bir şey yapamıyoruz teknik olarak. Yine de teşekkür ederiz bu kadar imkan sağlarız. Nihat Başkan'ı bir alalım. Ondan sonra da devam edeceğiz. Sizinle de devam edeceğiz. Evet bu arada konuşalım.
Topu aldım ben sana. Evet. Şimdi tabii biz... Binalarının yıkılma nedenini. Benim içimi sızlatan bir konu var. Nedir? Öteden beri. Af. Af. Şimdi. Af ha, bu arada da bir şey söyleyeyim de. Mümin Bey bizden önce program yapıyor diyor burada. Evet. Şu programı da yazmış. Demiş ki Zeki Bey, İzmir depremi için iki yardım kampanyasına katıldım. Bu yayındaki IBAN numarası ile de destek sağlayacağım. Bu yayını organize eden ve emeği geçenlere de teşekkür ederim demiş Mümin Uluç. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. Yüreğine sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi efendim, bu af meselesi benim yani af duyunca normal olarak af neye yapılır? Yani normalinde siyasi düşüncelere, siyasi düşüncesi olan insanların affı olur. Evet. Ama cinayet işleyen, bilmem farklı şeyler işleyen affı olmaz. Şimdi bunu biz getirdik, bu affı bir de bu imar affına koyduk. Ha. Şimdi ya cinayet işlemiş adam, sen affediyorsun. Evet. Bir daha işle. Bir daha işle diye. Evet. Şimdi bir buradan baktığımız zaman, yani bugüne kadar hangi hükümet olursa, bugüne kadar imar affı çıkaran her hükümet, her hükümet bu cinayette hep ortak o için payı var. Cinayette ortak payı var. Ya, hepsi öyle ya, diyeyim. Hepsi yaptı yani. Ya, kimse, ayırt etmiyorum. Cinayette yani. Ortak payı var. Şimdi biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'da alınan, Türkiye'de kanunlar var. Bizim ticari kanunumuzun bir kısmı zaten Avrupa'dan alınmış. Evet. Bağlayalım mı? Konuşalım da çünkü bu uzun sürecek. Evet. Nihat Bey şu anda hattımızda. İyi akşamlar. İyi akşamlar değerli koordinatörler. Niedersachsen. Aşağı Saksonya mı oluyor? Aşağı Saksonya. Aşağı Saksonya neresi? Hannover. Hannover. Evet, Hannover'den arıyoruz. Hannover'e o zaman buradan kucak dolusu sevgi, saygılarımızı gönderelim. Oradakiler de inşallah bu kampanyaya sizin nezdinizde, sizin desteğinizle birlikte, organizenizle birlikte destek vereceklerdir, değil mi? İnşallah. İlk önce bu güzel yayını yaptığınız için size, değerli başkanlarıma, koordinatörüme... Kıramıyorum ben bu adamı, ne yapayım ya? Oraya almışsınız. Mümkün olsaydı ben de gelecektim. Bugün onlarla birlikte biz de orada görüşecektik. Evet. Ben buradan kısa bir şekilde elbette ki Niedersachsen olarak bu kampanyaya katıldığımızı Günay Bey'e ve Başkanım İbrahim Bey'e söylemiştik. Evet. Bunun için elimizden geleni bütün sivil toplum kuruluşlarıyla zaten yapıyoruz. Bu geçtiğimiz pazar buradaki Hannover'deki Alevi Derneği'nde arkadaşlarımız gitti, yardımda bulundular. Evet. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani vatandaşlarımızla. Benim sizin şimdiye kadar söylediklerinizi ekleyeceğim fazla bir şey yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Biz oraya 5 lira veya 500 lira ya da 5000 lira ne kadar para gönderdiğimiz önemli değil. Biz gönlümüz sizinle demek istiyoruz. Buradan gönderdiğimiz parayla yani oradaki insanlara bizim de gönlümüz sizinle. Elimizden bunlar geliyor. Çam sakızı, çoman armağanı. Bugünlerde ancak biz birliğimizi, birlikteliğimizi sağlayabiliriz. Bu vesileyle aynı zamanda Günay Başkanıma, İbrahim Başkanıma, sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü biraz önce de belirttiniz, buradaki en büyük sorunumuz mobileşeme demiyoruz. Evet. Sorunlarımızı ortak bir tasa veya ortak bir yere alıp değerlendiremiyor. Çözümleri siyasi açılardan değerlendiriyoruz. Bizim bunları değerlendirirken ülke çıkarlarını, toplumsal çıkarlarımızı öne almayı öğrenmemiz, birlikte hareket etmeyi çalışmamız lazım. Yani şu anda Almanya'daki alınabilecek yabancı düşmanlığı ile ilgili bir yasanın herhangi bir Türkiye faydası olabilir mi? Olamaz. O halde hep birlikte olmak zorundayız. Kesinlikle. Hep birlikte olabilmemiz için de bu tür yardımlarda, bu tür yerlerde olmamızın çok faydası olduğunu düşünüyorum. Nihat Bey, şöyle de söyleyebiliriz. Aramızdaki nifak tohumlarının kaldırılmasını, temizlenmesini sağlamamız lazım. Kesinlikle haklısınız. Biraz önce evet. Hangi başkanın söylediği tam bilmiyorum. Anadolu bunun için çok doğru bir yerdir. Anadolu birlikte yaşamayı biz yıllarca, binlerce yıldır birlikte yaşamayı öğrenmişiz. Biz buradaki insanlara, buradaki diğer insanlara birlikte nasıl yaşanılır, birlikte nasıl davranılır onu öğretebilecek bence yapıdayız. Ve bu yapıyı ortaya çıkartacak şekilde davranıyoruz, davranmalıyız. Herkese de bu şekilde davranmasını öneririz tabii ki.
İnşallah bu tür programlar, böyle kampanyalar efendim bizim bir araya gelmemize vesile olacaktır. Kesinlikle. Yani, aynı zamanda evet. Belki bir şey açıkta kalabilir diye ben hemen hani hızlıca aklımda kalanları size iletmek istiyorum. Bu bağışa benim mesleğimle de alakalı yardım edecekler zannediyorum. Vergiden de düşüyorlar. Bilmiyorum Günay Hocam. Siz o zaman mali müşavirlik yapıyorsunuz. Uzman, hesap uzmanı. Vergiden de düşebildiklerini bilirlerse, vergiden de düşebilirlerse tabii ki yardımı gönderirken biraz da kendilerine de yardımı olacak. Şipende olduğu için düşebiliyorlar değil mi efendim? Şipende olduğu için şeyden düşebiliyorlar, vergiden düşebiliyorlar değil mi? Vakıfın zannedersem bildirmesi gerekiyor şipende olarak aldığı zaman toplam kendi gelirlerine de bağlı olarak %20'sine kadarını vergiden düşebiliyorlar. Evet, yani hem destek vermiş oluyorsunuz, hem sevap kazanmış oluyorsunuz, hem de kendi paranızın vergisinden düşmüş oluyor. Ne güzel. Hem maddi hem manevi yani. İki işi bir kazan yapıyor. Kazan. Yani. Şimdi 150 euroya kadar komple düşebiliyorlar. Gelir çocuklarına göre. Bunu da teşekkür ederim Nihat Başkan'a. Biz kamu yararı derneği olduğumuz için, Gemani kaydımız evet. olduğu için 105 euro, 20 euroya da kesilir de makbuz. Ama 50 euronun üstünde 50 euroya kadar kim bağış yapmış, makbuz isterse onları da gönderebiliyoruz. Evet, bu da yani, çok güzel. 50 euronun üzerindeki tüm istekler. 50 euro da dahil. Yani 50 euronun üzerinde derken o dahil değil. Şey olacak. 100 euro olsa dahil. Ya önemli değil. Ya yani adam ne dedi? 5 euro da vermiş olsa yeter ki bu dayanışma içerisinde evet. bu... Efendim bu çemberin içerisinde olsun. Biz insanları bir araya toplayıp herkesin yani şimdi biz acımızı ortak paylaşma adına biz bunu başlattık. Yani insanlarımızın ekonomik durumu hele şu pandemi eskisi döneminde, kadar salgın çok döneminde iyi değil. Yani benim için 5 euro çok kıymetli. Yani o 5 euroyu veren muhtemelen çocuğunun harçlığından artırıp verecek. Evet. Yemeğinden artırıp evet, verecek. Evet, evet, evet. Biz kamu yararı derneğiz. 5 euroya da biz makbuz keseriz. Sorun değil. Yani şey çoğalırsa yükümüz ağırlaşır. Onun için de insanlar kolay bize... değil ama onu yapma. Herkese şey kesersen ya. Ya bizim yani... şeyimiz var. Yani çalışanlarımız gönüllü esasında olduğu için. Var. Gönüllü esasında olduğu için keser göndeririz. Ama sorun değil. Vergiden düşmek için makbuz isteyen insanlara kamu yararı derneği Gemeinnützige Kayıt Almancasını söyleyeyim. Evet. Gemeinnützige Kayıtımız olduğu için herkese makbuzu verebiliyoruz. Vergiden de düşebiliyorlar. Yenge yapar o işi. Nihat Başkan'a teşekkür ederim. Yenge yapar o işi. Gönüllü zaten. O ya, çok seviyor ya. O öyle bir şey olursa sizin başvurmalarla tabii, diyelim tabii. iş adamı. Evet. Adam diyelim 500 euro bağışta bulunuyor. 500 euro da yapabilir, 1000 euro da yapabilir. Biz yani. Makbuz veriyoruz. Makbuz kesin. Ama yani. İş adamlarının bildiğim kadarıyla 20 bin euroya kadar %40'ını mı %60'ını mı düşebiliyor ya da öyle bir şey var bilmiyorum tam onun. O gelirine bağlı yani. Evet. Ama tamamını da koyabiliyorsun. Yani diyelim ne kadar onu mali müşavirler. Hayır şöyle ben şimdi, Nihat Başkan'ın belki daha ben, o konuda. Ben adamı yaptığı için. Ben adam devamlı yaptığı için tecrübe konuşuyor da burada. İşçilere ödediğiniz brüt maaşın %5'ini kadarını toplamın indirimden yararlanıyorsunuz. Yani siz vergi dairesine ödeyeceğiniz parayı eğer benim için bizim aylık şeyimiz 300 bin euro. 300 bin euronun %5'ini her ay biz bağış yapabiliyoruz ve vergiden de komple düşüyoruz. Oh. Onun üstündeki rakam iyi para. %40'ının mı öyle bir şey vardı öyle düşülüyor. Yani bilmiyorum tam şimdi aklımda değil. Öyle bir durum var yani iş adamlarının yapacağı bağışlar bu anlamda vergiden İşin komple düşeceği orada. İçin. Evet. Parayı veren de burada. Deliye ya. Şey o. Yani... İşin uzmanı nasıl soralım onu bir? İşin uzmanı orada parayı veren de ne verdiğini biliyor. Ya işte böyle anlattı. Bizim şey mali danışmanımız PricewaterhouseCoopers. Bilen mi iyi bilir, veren mi? Önemli olan insanları daha çok yardıma teşvik etmek tabii teşvik ki. Etmek, tabii. Ne kadar çok verirlerse o kadar çok düşüyorlar vergiden. Onu bilmek gerekiyor. Yani o anlamda bütün vatandaşlarımıza tabii ki çam sakızı çoban armağan yüreğinden kopuyor. Günay Başkanım'ın dediği gibi çocuğun haçlığından kesip veriyor.
çok iyi hesaplaması gerekiyor. Ama aynı zamanda bunu vergiden düşmesi de onun büyük bir avantajı olacaktır sene sonunda. Bu tür yardımlaşmalar, bu tür kamu yararı sağlayan dernekler üzerinden yapılırsa o zaman vatandaşlarımız da yaptıkları yardımları en azından kendileri vergi indirimlerinde değerlendirebileceklerdir. Bu ayrıntılarına girersek şimdi konuyu da dağıtırız. Aynı Günay Hocam'ın dediği gibi kendi gelirinin belli bir bölümüne kadarını vergiden düşebiliyor vatandaşlarımız veya iş adamlarımız. Evet, ya günde bir paket sigara içmeyi verir. Zaten sigaralar 10 euroya çıktı. 8 euro 10 euro. Evet. Yani orada bir paket, iki paket içiyorsa bire düşürsün, birini göndersin. Yani ya bu yaptığımız şey insanlığa dair bir şey. Yani bu dayanışma sergilenmesi evet, açısından önemli değil mi için, Günay Bey? Yani. Tabii yani. Insana, mesele para değil burada. Burada mesele bir arada, bir arada mıyız? Evet. Bir bu var. Evet. İkincisi ben bunu ilk defa belki şeffaf olarak kamuya açık şekilde yapıyorum. Benden evvel toplanan bağışlarda zannediyorum böyle bir şey yoktu. Şimdi bunu biz bir önderlik, bir öncülük yapmış olacağız. Burada da isimler... Öbürleri yok, şunu kes, yok şurada işte kestelim, şurada şey payı, şurada çalışma payı, işte şurada adamın çalışması, şunun payı. O getirdi, cücüğünün, getirdi, cücüğünün, cücüğü gitti gitti, bu kaldı kuş. Bizde o yok işte. Yaptığın yardım nereye gitti, topladığın yardım nereye gitti, yok. O yüzden... bu tür durumlarda yaptığınız doğru şeffaf bir kampanya ve esas altında yatan meziyetse olayın bütün toplanan o parayı Anadolu... vergi dairesine beyan edip havale edeceğiz. Ya bir de şu yani o Anadolu işte o Anadolu insanının hepsinin bir araya gelebilerek bir dayanışma sergileyebilme gücünü şu anda ölçebiliyoruz. Ölçmeye çalışıyoruz veya bir, onları teşvik ediyoruz. Bir onu ölçüyoruz, bir de eleminlik nedir? Eleminlik nedir, evet. Ya. Onu ortaya koyacağız. Emin ellerden işlerinizi yapın. Emin kişilerle işlerinizi yapın diyoruz. Evet. Nihat Bey, var mı efendim başka söyleyeceğiniz şeyler bu konuyla ilgili? Ben tekrar... Son iki dakikayı size veriyorum. Final. Reklam arası vereceğim. Teşekkür ederim. Ama ben Kanal Avrupa'ya da buradan teşekkür etmeyi özellikle sizin aracılığınızla... bir daha çünkü bizim buradaki en büyük eksiğimiz medya eksiğimiz. Yani evet, yurt dışında yaşayan insanların kendilerini ifade edebilecekleri sizin gibi güzel programlar olması gerçekten çok önemli. Biz burada ne kadar çok medyamızı burada çoğaltırsak ve onu da daha ne kadar da veya medyanıza ne kadar çok sahip çıkarsanız biz elimizden geldiğince sahip çıkıyoruz zaten. Zaten çıkıyor, çıkıyor sağ olsun. Ben değerli dostumuz Günay Bey o konuda işte Ercan Bey sağ olsunlar, İbrahim Bey. Biz yani çıkıyorlar. Zaten çıkmaları da gerekir. O demin güzel bir şey söyledi. Siz bizim nefesimizsiniz, nefes borumuzsunuz. Eğer siz tıkanırsanız biz de tıkanırız. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel bir örnekti. Bizim sesimizsiniz. Biz hep birlikte sesimizi çoğaltmak üzere bu tür yayınlarda, bu tür oluşumlarda olmayı istiyoruz yani. İnşallah bizim kapımız herkese açık. Zaten biliyorsunuz. Bizim o konuda herhangi bir sıkıntımız, seçiciliğimiz yok. Biz ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın buradaki uzantıları da aynı ülkemizdeki gibi burası da Kanal Avrupa'da o çatının efendim bir küçüğü. Biz Anadolu insanında dostlarımızı, arkadaşlarımızı, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Çerkezi, Kürdü, Gürcüsü ne fark etmez. O aşureyi burada birlikte tutmaya çalışıyoruz. Amacımız da o zaten, gayemiz de o. Ben de bu vesileyle size ayrıyetten teşekkür ediyorum. Oradaki başkanlarıma da özellikle Günay Başkanıma çalışmalarından dolayı bu. Bütün yurt dışında bulunan sivil toplum kuruluşlarına bu kampanyanın içinde olmalarını tavsiye ediyorum. Bizim gönlümüz ne kadar bir araya gelip bir arada büyürsek biz o kadar çok şey yaparız diye düşünüyorum. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Nihat Bey. Ben teşekkür tekrar, ederim. Tekrar Hanöfer'e selam ve kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Kendinize selam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, hocam reklamlardan sonra devam edeceğiz. Reklamlardan sonra devam edelim mi? Hakan Başkan'ı bağlarsınız. Tamam, bağlayacağım o zaman. Tamam. Evet. Evet sevgili seyirciler, bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. Siz de bizi sosyal medyada takip edin. Avrupalı Türklere özel hazırlamış olduğumuz programlardan, haberlerden, reklamlardan ve sürprizlerden haberdar olun. Avrupalı Türkler Kanal Avrupa izler.
Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Programın son bölümü İzmir depreminde zarar gören vatandaşlarımıza, yetim kalan çocuklarımıza, ihtiyacı olan ailelere dayanışma örneği sergilemek için, bir dayanışma hareketi başlatmak için burada bu akşam özel bir program yaptık. Sağ olsunlar Günay Başkan, İbrahim Başkan ve Ercan Başkan. Efendim bu konuda taşın altına elini koyan, burada gözükenler bunlar ama demin listeyi saymıştı zaten başkanımız Günay Bey. Avrupa ve Almanya genelinde genelde bu kampanyaya destek verecek olan insanlarımız için altta işte IBAN kodu, banka numara, banka hesap numarası hepsi var. Gönlünüzden ne kopuyorsa şeffaf bir şekilde toplanan tüm paraları Sayın Çapan gidip orada efendim sizler adına, bizler adına bankadan havale edeceğiz. Bankadan havale yok. Bak, şey fay. Diyorum oradan sonra. Ha, orada, tek 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 tabii. Tek orada teslim edilirken. Yani teslim edilirken. Şey sahiplerine. Oradaki ihtiyaç sahiplerine ki orada da zaten Büyükşehir Belediye Başkanı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı vakıf yönetimiyle, evet. Rütkay Aziz'le birlikte ihtiyaç sahipleri belli olacak. Oraya teslim edeceğiz. Bağış yapan herkesin ismini tek tek okuyacağım. Evet işte onu diyorum ben. Buraya da gelip okuyacağım. Evet tamam bak burada yani, da gelip okuyacak. Evet, çünkü evet. Burada önemli olan insanlar bağış yerine yetişmiş mi? Evet. Doğru mudur yapılan iş? Bugüne kadar yapılmayan bir şeyi yapıyoruz. Evet, yani doğru. Bir farkındalık olsun diye yapıyoruz bunu. Burada belki bizi örnek alıp bundan sonraki yapılacak bu tür olaylarda bir önderlik şeffaflık yapmış. Şeffaflığın önderliğini yapmış olacağız. Evet, şeffaflığın önderliğini ve dayanışmanın önderliğini. Yani artık bir dayanışma sergilenmesi için depremleri, doğal afetleri beklemeye gerek yok. Bizimle ilgili alınan kararlar konusunda, yabancılarla ilgili alınan kararlar konusunda, efendim ibadethanelerimizle ilgili alınan kararlar konusunda, olumsuzlarla alakalı bahsediyorum. Burada efendim polislerin hepsini aynı kefeye koymuyorum tabii. Ama vatandaşlarımıza, yabancılara yapılan efendim çirkin davranışları var ki bununla ilgili de zaten Alman hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ve bunu yapan emniyet mensupları da teker teker şu anda kovuşturma başlatıldı, tespit edilmeye çalışılıyor. O yüzden de bu tür dayanışmalar yapıldığı zaman da bir araya nasıl gelebiliriz? Ya bir araya bir gelmeyi göstermek zorundayız. Önceden söyledi işte dedi ya birbirimizden önceden borç alabiliyorduk eskiden ilk dönemde. Ya o zaman işte Malatyalı, Karadenizli, şurası burası fark etmiyordu. O zaman işte ne bileyim insanlar birbirlerine dayanışma sergiliyorlar. Bir gazeteyi 100 kişi belki okuyordu. Bir arada yaşıyorlardı. Bir arada yaşamanın zevkini, dayanışmanın zevkini orada görüyorduk. Birdenbire kayboldu. Bu eski hasleti bu programlarla, bu yaptığınız bu işlerle geri getirmeye çalışacağız inşallah. Değil mi? Evet. Şimdi 60 kuşağını evet. Bakalım. 60 kuşağında ilk geldiğimizde burada işte dil problemimiz vardı. Farklı problemlerimiz vardı. Basın yoktu. O zaman Türkiye'den mektup var diye Pazarkaya mıydı? Evet. Çıkıyordu. Sıtkı Pazarkaya. Yüksel Pazarkaya. Ha, Yüksel Pazarkaya evet. Biri o vardı. Bir de TRT'nin Türkiye'de Mektup Var programı vardı. Onları izliyorduk. Benim yaşım fazla olduğu için. Bir de gazete elden ele dolaşıyordu. Gazete şöyleydi. Gazeteyi kim Banof'a gittiyse Gara, oradan aldığı getirdiği gazeteyi işte o gün ya dernekte ya da kahvede bırakırdı. Herkes okurdu. Ya da hayımlar vardı o zamanlar. 70 kuşağı biraz daha rahatladı. 70 kuşağından sonra çocuklarımız olmaya başladı. İşte o kuşak bugün geldiğimiz noktada bizi Almanya'da, Avrupa'da hayatın her alanına taşıdı. Doktorumuz var, hakimimiz var, savcımız var, mühendisimiz var, öğretmenimiz var, her şeyimiz var. Biz artık hayatın her alanında. Siyasetçilerimiz var. Siyasetçilerimiz var, bakanımız var. Evet. Şimdi bunu ben niye söylüyorum? Bunu Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen 40'ın üzerinde etnik kimliğimiz var bizim. Evet. Hiçbir zaman bu kimlikler ortada olmadan bu hayatın içindeyiz.
Siz bugün bir doktora gittiğinizde Almanya'da nereli olduğunu sormazsınız ama Türkiye'ye gittiğinizde hemşehrin neresin diye sorarsınız. Evet, ilk sorusu o. Şimdi bir buradaki iş adamlarımıza, iş insanlarımıza gidip de ya nerelisin diye sormuyorsun. Ama işte bu birlikteliği yeni kuşak bilimle, ilimle taşlandırdı, öyle diyelim. Eski kuşağın eksik kalan yerini tamamladı. Fakat o Anadolu kültüründen, bizim örf adet dediğimiz kültürden uzaklaştı. Niye uzaklaştı? Sacayağının biri yok. Yok. Yani. Neyi uzaklaştırdı? İşte de İbrahim Başkan'ın da söylediği ana dilde eğitim. Yani. Şimdi bugün ana dilde eğitim her okulda 12 kişinin müracaatıyla okullarda var. Evet. Var. Evet. Fakat her ne hikmetse bizde dernekler vermeye başladı. Ya derneğin görevi okul değil, eğitim verme değil. Şöyle bir şey çıkardılar. İnsan, toplum zaten oradan ayrışmaya başladı. Ben eskiden beri bizim kuşakta, hale de ben öyle diyorum, müteddin insanlar, inançlı kişiler. Şimdi adını muhafazakar koydu, o biri tarikat koydu, o biri bilmem ne koydu. Ya Türkiye'de dört müsavi dinin, inancının mensupları yaşıyor. Burada da yaşıyorlar. Evet. Biz bunları getirdik, burada sınıflandırdık, ayrıştırdık. Oradan bu dernekler birbiriyle konuşamıyor. Evet. Oysa ki bizim başında da söylediğim gibi senin, benim, dedemin, hepimizin dedesinin al kanıyla yoğrulan bir bayrağımız var. Evet. Ve bu milli misakı sınırlar içerisinde her karış toprak bizimdir. Yok işte Erzurum'da deprem oldu, oraya ben bakmayayım, burada deprem ne olmadı, o konuya geleceğiz galiba. Geleceğim. Deprem niye olmaması gerekiyor? Ona gelen esas mevzu o zaten. Şimdi biz bu birlikteliği, bu Anadolu'nun kadim halklarını burada buluşturup, şövenizmden uzak, siyasetten uzak, insanlığa dair bir kampanya olduğu için bizim diğer siyasi partilerin de bizim görüşmelerimizde katılacaklarını söyledi. Katılacaklarına da inanıyorum. Evet. Siyasi partilerimiz gönül arz ederdi ki burada hepimiz olaydı. Evet. Benim gönlüm isterdi ki burada AKP, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, CHP kim varsa burada olaydı. En azından büyük partilerin yöneticileri. O zaman daha çok bir taşlandırma olacaktı. Türkiye'ye şöyle bir mesaj verecektik. Bakın, o zaman birlikte bir araya gelebiliyoruz mesajı olacaktı bu yani. Biz Türkiye'ye bir mesaj verecektik. Evet. Diyecektik ya siz orada birbirinizden kavga ediyorsunuz. Evet. Yıllardır dört yanımızda sınırlarımızdan herkesinden kavgalıyız. Yunanistan kötü, Bulgaristan kötü, bilmem ne. Ya demezler mi adama sen mi iyisin lan herkesine kavga ediyorsun. Ve bizim siyasi partilerimize de birbirinden kavgayı bırak. Tartışma kültürü, siyasi kültürü bir nebze de olsa mantığında yürütmelerine mesaj olacaktı. Beceremedik bu programda ama başka programda bir araya geleceğimize inanıyorum. Bu tür şeyler bir nüsbet bir nasihatten iyidir lafı var ya. Evet. İşte bu gibi durumlarda birbirimize sarılabilirsek bundan sonraki olaylarda da birlikte olacağız. Tabii ki insanların görüş farklılıkları olmalı. Ben şuna inanıyorum. İnsanlar tek tip insan olamaz. Tek tip varlık olamaz. Dünyada hepimiz aynı görüşte olamayız. Olamazsa olursa zaten anlam olmaz. Bir siyasi parti kurulmuşsa onun ideolojisi var, onu savunanlar var. Biz onlara saygı göstereceğiz. Evet. Bakın Almanya'da bunu yapıyoruz zaten. Evet. Ona saygı gösterecek, sevgi kazanasın. Dünyada yaşayan insanların birbirinden farkları, din farkı var, dil farkı var, meslek farkı var. Bir de renk farkı var. Renki. Meslek farkı var, bir de ideolojik farkı var. Evet. Ama kimse kimseyi insan değilsin demiyor. Evet. Demek ki hepimiz insanız. Kesinlikle. İyi insan olmak önemli. Ya bu konumuzun dışına tamam, çıkıyor. Gelelim. Bu Türkiye'deki depremlerde mesela Allah korusun. Şimdi aftan başladıydık değil mi? Evet. Yani İstanbul'da bir deprem olsa belki Allah korusun yer yerin yani İstanbul'un yarısı gider. Çok insan ölür. Şimdi efendim ben şöyle şey yapacağım. 99 depreminde Türkiye'de çok ciddi bir sarsıntı oldu. 40 bin yurttaşımızı kaybettik. Evet. Daha çok evler yerle buz oldu bilmem ne. Bundan o zaman hükümeti bir koalisyon vardı. Evet. Bir deprem yönetmenliği çıkardı. Evet. İki, bir bizim Almanya'da Stadtprüfingenieur dediğimiz
olay yarattılar. Neydi o? Yapı denetleme. Ondan sonra bir şey daha yaptılar. Kamu ihalelerinin kanununu değiştirdiler. Şimdi iyi mi yaptılar, kötü mü yaptılar? Ya iyi yaptılar. Hayır, ağırlaştırdılar, yani, teknolojik olarak ağırlaştırdılar. Çok yani baktılar ki işte kırılan betonlara, şunlara, ben şimdi televizyonda izliyorum şeyleri. Çoğu olaylar, tabii biz binayı görmüyoruz. Binanın kırılış şekli, o parçalanış şekline baktığım zaman imalat hataları var daha çok. Yani sen bu işi bildiğin için tabii, yani. Tabii, imalat hatası var. Evet, tabii. Birbirinin içine girmiş. İmalat hatası var. İmalat hatasının en başında gelen, bizdeki eskiden köy enstitüleri vardı. Köy enstitülerinin en önemli özellikleri şuydu. Bizim sülale de oradan mezun. Deney yanıl eğitimleri veriliyor. Meslek öğretiyordu, meslek öğreniyordu. Kültür öğreniyordu, ilimi ön ayağını öğreniyordu falan. Şimdi Almanya niye ayakta duruyor? Almanya bundan dolayı ayakta duruyor. Almanya'da bir genç okula gidiyor. Okulun sınıfları var. İşte Hauptschule var, Real var, Gymnasium var, Gesamt var, Gesamtschule var, bir de meslek okulu var, evet. Berufsschule var. Evet. Çocuğun gelişimine bağlı olarak pedagog burada çok önemli. Pedagog eğitimi çok önemli. Çünkü şimdi Almanya'da şöyle bir tartışma var. Pedagog eğitimini anaokulda verelim. Çünkü görüyorlar ki ailelerin çocuklara, bir kısım ailelerin çocuklara eğitimi pedagog olarak eksik kalıyor. Şimdi baş çocuğun yeteneğine göre eğitimini yönlendiriyor. Evet. Şimdi diyor ki bugün bir ustabaşı, meister dediğimiz ustabaşı, yapılan bir işin atnamasını, kabulünü, Türkçesi kabuldür. Kabulünü yapıyor. Örneğin bir sıhhi tesisatçı yapılan işin kabulünü yapıyor ama bir makine mühendisi yapamıyor. Yani tüfünü o veriyor. O veriyor yani. Evet, yani şimdi Almanya'nın başarısı zaten burada. Evet. Bakın çocuğun yeteneğine göre işte araba mekanikçisi, araba elektrikçisi, normal elektrikçi, kalfalık dediğimiz bizim Türkçedeki bu meslekleri 3 yıl okuyor, 4 yıl okuyor, 5 yıl okuyor. Şimdi normal Almanya'daki eğitim nedir? 13 yıldır, doğru mu? Evet. Son 3 yılı üniversite hazırlığıdır ya da eğitim hazırlığıdır. 10. sınıfta çocuğun yeteneği gimnazyuma gitmiyorsa, abitör dediğimiz olay yapamıyorsa yeteneğine göre yönlendiriyor. Meslek evet. Okuldaki o öğretmeni diyor ki sen diyor bu mesleğe git. Adam gitti okulda okuyor, üniversiteye geldi. Hukuk okuyor. Birinci derse imtihana girdi. Bir sefer kaybetti. İkinci iş hakkı var. İkinciyi vermediği zaman bu sana göre değil diyor. Evet. Çoğu öğrenci hukukta 600 kişi, benim kızım da orada okuyor da 600 kişiyle başladılar avlada, şimdi 350 kişiler. Elendiler. Eleniyor. Şimdi bu hakkını kaybetmiyor. Diyor ki sen diyor yeteneğine göre bir üniversite seç. O birine de diyor ki senin yeteneğin diyor ustalıkla alakalıdır. Önünde ne var işte berber kalfası, metzger, kasap, fırıncı, sığ tesisatçısı bilmem ne, bir sürü meslek var. Bunları da 3 yıl eğitimle okutuyor. Ondan sonra da diyor ki son 2 yılında da ustabaşı olman için diyor hem okuyacaksın hem pratik eğitim göreceksin hem teorik. Hem de diyor bitirdikten sonra üniversiteye de devam edebilirsin diyor. Ya o sonu yok. Üniversite Almanya'da yani. Eğitim kapalı değil arkadaşlar. Yani ben 65 yaşında bugün istesem ben de üniversiteye gidebilirim. Mesele eğitimin önü kapalı değil. Evet. Burada önemli olan yeteneğine göre. Evet. Şimdi ben bunu niye anlattım? Bunu şundan dolayı anlattım. Bizim Türkiye'de bu 99 depreminden örnek çıktı. Bir kamu denetlemesiyle olmayan bir şey yapı denetim diye bir sistem kuruldu. Bizim Almanya'da da buna Stadtprüfingenieur diyor. Stadtprüfingenieur. Evet. Şimdi yapı denetim neyi denetliyor? Kalıp çakıldığı zaman üzerine demir konuldu, önce kalıbı denetliyor. Yani kalıp çakılıyor, kalıbı denetliyor. Sonra demirini bağlıyor. Demirini denetliyor. Uygunsa betona şey veriyor. Ray gaba veriyor. Diyor ki beton atabilirsin. Niye bunu diyorsun? Kalıbı neyin denetler? O kalıp beton atıldığında düştüğünde adam altında kalıyor yani Türkiye'de evet, oluyor ya bunlar. Evet, evet, evet. Bunu denetleme yetkisi var herifin ama yapmıyorlar.
Ya buna rağmen bir bakıyorsun kalıp düşmüş, adam altında ölmüş. Evet, kalıp, biz de ağlaşıyoruz. Evet, kalıp patlamış, çökmüş, evet. Adam altında ölmüş. Biz de ağlaşıyoruz ama şimdi. Evet. Tamam, ağlayalım, acımızı paylaşalım da. Yani oraya niye gitti? Şimdi üretim, imalat hatası dediğimizden bir tanesi bu. Demirin bağlaması. Eskiden biliyorsun Lazlar da hep kalfa. Kalfa onlara derdi. Ya bizimkiler yapardı. Evet, sizinkiler de sorarlardı işte Temel'e. Ya ne alayım, ev yapacağım, ha uşağım derdi. Bir metrekare 7 kilo demir al. Evet. Ondan sonra şu kadar da beton dök. Şimdi aslında bir metrekareye biz deprem bölgesi olduğumuz için 22 kilo demir gidiyor. Romanya'da 32 kilo kullanıyor. Doğru, şimdi Romanya'da inşaatlar var. Evet. Peki niye 32? Ya şimdi o... Orada deprem bölgesi mi orası? Ya deprem değil ama sistem öyle kurmuş adam. Daha sağlam yapıyor. Daha sağlam. Şimdi depremde bakın Mimar Sinan yapıtları var. Hiç bozuluyor mu? Hayır. Bozulmuyor. Şimdi şunu bir kolon olarak düşünsek bir anda. Evet. Bunu bir kolon olarak düşünün. Şimdi deprem aşağıdan vuruyor değil mi? Bak ortadan girdi. Görüyor evet. musun? Evet. Bizim binalar böyle çöküyor. Kağıt gibi işte. Bu ortadan kırıldı ya, evet, bu şimdi kolondu evet, ya. Evet. Eğer bunun ortası dolu olsaydı o kırılmayacaktı. O zaman ne olacaktı? Masa misali böyle gidecekti. Demin sen raylı diyorsun. Her ailesi. Biz o raylı değil. O onu size şey yapmışlar. Şimdi radya temel dediğimiz bir radya olay temel, var. Yani. Radya temel. Yani halk dilimiyle ben söyledim radya yani. Radya temel, evet. İşte radya temeldeki olay işte bu kırılmayı engelliyor. Bir, duvarları da betonla çıkmış da taşıyıcılar. Treyga dedikleri. Tabii. Bütün binalardaki merdiven kovası ve asansörler taşıyıcı ayaktır. Üçüncü ayaktır. Yani getirirsin oraya bağlarsın. Onun için bütün taşıyıcılar orada. Siz taşıyıcı duvarları yaptıktan sonra ara duvarlarını yapmak zorundasın. Eğer ara duvarın üzerinde bir santim, iki santim boşluk bırakmadan duvar örülmüşse taşıyıcı öbürleri de yitiriyor taşıyıcı özelliği. O da patlıyor. Aslında o ara duvar da işte seni koruyan ikinci bir can yeleğidir. Eğer deprem vurdu, kırıldı, kendi ayağı kırıldı, o birinin üstünde duracak ya. Ama Türkiye'de bunu normalde işte yapmaları bu gerekir yapılan şeyler. O da yapılmadığı için evet. Şey oluyor şimdi o kız bebeğin çıktığı yer, evet. O adam oraya o duvarı öyle yapmış, o onun altında kalmış. O bir demin vurduğumuz kolon kırıldı ya, evet. O kırıldı, o biri tuttu bu sefer. O ara duvarların da görevi o. Şimdi imalat hatası nereden başlıyor? Kalfalardan başlıyor. Kalfa olabilmen için burada bir inşaatta bu işe bizde karkas diyorlar ya. Karkası yapabilmen için ehliyetin olması lazım. Belli bir eğitimden geçmen lazım. Ehliyetin de olacak. Firmanın da orada yeterli eleman olacak. O işi bilen olacak. Şimdi bizde bu yok. Şimdi biz her şeyi biz önce şunu Türkiye'de vazgeçmemiz lazım. Hakan Bey dinliyorsunuz değil mi? Uyumamaya çalışıyorum. Karşıda bir şey çıktı bu son zamanlarda. Karşı taraf suçla kendini haklı çıkar. Kurtul. Ya bu Almanya'da da var. Şimdi bir adam bir şey getirmiş. Eksik dediğini önce seni suçluyor. Ciddi söylüyorum. Yani adam bir şey getirmiş, bir şey olmuş. Evet. Türkiye'de şimdi bu o kadar yoğun hale geldi ki. Bir olay adam eksik yapmış diyelim ki Ercan eksik bir şey yapmış. Ercan niye eksik yaptın diye o başlıyor beni suçlamaya. Ben bu suçum... Sen de başkasını suçluyorsun. O da onu... Yani geçen bir tiyatro vardı. Yani. Geçen bir tiyatro vardı ya tam onu anlatıyor. O elektrikçi suçluyor. Elektrikçi gidiyor işte duvarı yapanı suçluyor. O gidiyor su tesisatını döşeyeni suçluyor. Abi en sonunda bir görsen bir tiyatro bizim vardı. Bizim Temel'in fukrasını yani iyi çok ki, iyi ki demir kullanmamışım diyor yani. Şimdi hani burada, bu da öyle yani. Burada şimdi bize yapı ruhsatı dediğimiz bir olay var. Bir yapı ruhsatı var bir de oturma izni ruhsatı. Var evet. Tabii. Şimdi bu Avrupa'da nasıl oluyor? Yapı ruhsatı bu kademelerden geçip o belgeler olmayınca oturma ruhsatını vermiyorsun. İşte o demiyor Almanya'da var. Tabii. Şimdi oraya bir şey yapayım. Şimdi bizim İnegöl'de evimiz var. Oturma izni almamışız. Rahmetli babam o zaman almamış. Koskoca İnegöl'de %90'ının oturma izni yok. Kaçak bizim oturuyorsun. Kaçak şeye gittim, belediyeye gittim. Babamdan sonra bir sorayım bakalım. Bizim evler kaçak mı nasıl? Gittim yok diyor. Sinkiler her şey izinle alınmış. Sadece oturma izni alınmamış. Mülkiyeti kurulmamış. Yani şimdi efendim kullanım yani, izni değil mi? Yani evet her şeysi var. Doğrudur. Ama baktığın zaman İnegöl'ün koskoca yani Bursa'nın Abnamesi yapılmamış. Yapılmamış. Yani, aynen. Yani. Şimdi yapılmamış. Abnamesi evet. Abnamesi yapılmamış. Yani. Şimdi efendim burada
Sorun nereden başlıyor? Demek ki inşaatta çalışan usta diye çalışma aslında usta olmayan, müteahhit diye çalışma aslında müteahhit olmayan, denetim şirketi var deniliyor. Yani yapı denetim şirketi var, gelmiş aslında yok. Şimdi burada ne olacak? O yapı denetim şirketi, o şeyi yapan sorumluların sorgusuz sualsiz bir defa hapse girmesi lazım. Evet. İşte, demin çok güzel söylediniz. Temelinde ne yatıyor? İşte yani bir ospunduk eğitimini almadan meselesi adam kalkıyor doğudan geliyor. Bizim Kars'tan kalkıyor geliyor Bursa'ya. Orada inşaatçı oluyor. Bizim hemşeri parası gelmiş. Var biraz. Fayansçı olmuş. Evet. Ya bakıyorum arkadaş evi yaptırdım fayans. Ya bakıyorum arkadaş yani ben ondan daha iyi yaparım. Yani benim böyle bir kabiliyetim de yok. El sanatları falan. Ama baktığın zaman insanlarımız işte oradan Avrupa tarafına geliyorlar. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Geliyor orada 2-3 hafta bir yerde çalışıyorlar. Yani fayansçı oluyorlar. Yani burada 3,5 sene eğitimini alıyorsun. Evet. Ondan sonra 4 sene fayans ustası 4 yani, sene. 4 sene değil 4 mi? 4 sene düşün yani. Ama Türkiye'de bakıyorsun. 1 sene pratik yapıyorsun, 3 sene okuyorsun. Adam geliyor, bir bakıyorsun Bursa'nın en zengini şeyden geliyor, inşaattan geliyor. Kardeşlerini de getirmiş zamanında. 20 sene içinde öğreniyorlar ev yapmayı. Vay. Şimdi asıl ev yapmadan evvel başka şey daha var. Nedir o? Yer seçimi. Şimdi biz de bunu da bu 99 depreminde şeye bağladılar. Kanun çıktı, çok evet. Ağır. Yer seçiminde çet... Hayatta geçiyor mu diye. Çet raporu diyorlar. Yok, alt, şey, toprağın altı. Tabii, tabii, tabii. Temelin atılacağı yer. Temelin atılacağı yer. Toprağın özellikleri. Yer etütü. Yer etütü yapılır. Bu da geçti. Fakat uygulaması yok. Evet, evet. Şimdi burada... Paran varsa var. Uygulaması. Ya, şimdi efendim buradaki sorun zaten bu uygulamanın olmayışı. Birinde olan yetkinin bir başkasına geçmesi. Evet. Şimdi bizim Türkiye'de şöyle bir şey çıktı. Davul birinin elinde, tokmak birinin elinde var ya hep söyleriz ya. Evet, evet, evet. Orada bir belediye var. Bu uygulamayı yöneten belediyenin yani. Hizmeti bir bakıyorsun Şehircilik Bakanı'na verilmiş. Şehircilik Bakanı ayrı bir belediye ruhsatı veriyor. Veya büyükşehire verilmiş. Veya büyükşehire verilmiş falan. Yani, şimdi bu tür olaylardan ne çıkıyor? Yer seçiminde siz Avrupa'da bir oturma yeri açacaksanız oturma yerinde oturan kişilerin o caddeden geçerken trafiğin de açık olması lazım. Birinci bu. Yerin toprağın... Altyapısının hazır olması lazım. Önce toprağın sağlam evet. Olması lazım. Yani o sağlam değilse oraya zaten yapı... Ruhsat verir, imar verilmez. Bizdeki öyle söyleyeyim. Bizdeki tabirle imar verilmez. Biraz Almanca, Türkçe kusura bakmayın karışıyor kelimeler. Evet. Zor, burada yaşıyorsunuz normal. Şimdi bu oradan başlıyor. Şimdi... Nazım diyor ilk defa çıktım diyor güneşe çıktı gökyüzünü gördüm berraktı falan. Böyle bir şiir var Nazım. İstanbul'a git abi bir gün bekle o kulelerin arasında sana güneş vursun gökyüzünü gör. Ya herkes sabahtan çıkıyor 20 kilometre yolu 2,5 saate gidiyor. Kimse itiraz etmiyor arkadaş. Alışmışlar. Hale gökdelen dikiyor yanına. Alışmışlar. Alışma değil bakın şimdi bu ne abi yol taşımıyor. Evet. Yani havadan uçak yapsalar yine taşımayacak. Yerin altında yapsalar yine taşımayacak. Tamam. Şimdi asıl problem... İmara niye açıyorlar o zaman o bölgeleri? Ha işte ben bakın tamam. Şimdi bu af demin anlatıyordum. İşte. O da yarım kaldı. Oraya da geleceğim. Şimdi imara af dediğin zaman işte söyledik ya bir adam cinayet işlemi. Bence af sadece siyasi düşüncesi olanlara çıkmalı. Yani bu evet. Siyasi düşünceden zaten düşünce özgürlüğü olursa siyasi düşünce de olmaz. Evet. Yani bu insanların siyasi düşüncesinden dolayı hapse girmesi Türkiye'de en kötü bir şeydir. Yani gönlüm arz ediyor ki yani bizim Türkiye'de biz Avrupalılar gibi mansur medeniyetler seviyesinde artık konuşanları düşüncesinden dolayı kimseler hapse olmasın. Kim hangi partiden olursa olsun, hangi şeyden olursa olsun biz ta 60 ihtilalinden bu yanıdır bu düşünce suçlusu bir şey üretildi. Birisi karşı bir şey konuşuyor, ona karşı bir şey koyuyor, o gidiyor düşüncesi şuna içeride. Gönlüm arz ediyor ki böyle bir suç ortadan kalksın Türkiye'de. Gerçekten anayasada yazdığı gibi fikir hürriyeti tam uygulansın. Gelelim cinayet işleyeni adama. Çocuğa tecavüz ediyor, adamı affediyorsun. Evet. İnsanı öldürüyor canice, onu affediyorsun. İmar affı da böyle bir şey. Burada toplu cinayet var. Evet, burada toplu cinayet var. Evet. Sen şimdi imar affını kime veriyorsun? Niye veriyorsun arkadaş? Ne demek imar affı?
Yani şey olmuş o, kendisi de işbirlikçi, birlikte hareket etmiş oluyor. Ya birlikte hareket etmiş, yani ortak, suçu ortak. Ortak, suçu ortak. Suçu ortak. Ben de diyorum ki bu arada depremin olduğu yerde... Evet. Bu arada son 5 dakikamız. Ölen, yapmaya, evet. Ölen insanların eğer ruhu şad olacaksa orada kimin payı varsa bunların hepsi yargılanması lazım. Peki. Yani başka yolu yok. Doğru söylüyorsun. Bu bir örnek olursa 99 depreminde bu söylendi, evet. Tersi yapıldı. Evet. Yani bu belirli bir zaman yani, şey alınıyor, ondan sonra yine unutuluyor. Yani, alınmıyor. Şimdi. Yani ilk başta sıcakken herkes okey tamam, aynen. Ders alalım, önlemler falan filan deniyor. Ama araya belediyeler para kazanmak için, bilmem ne yapmak kim için. Para kazanıyorsa, o para kazanan o belediyen, ya kim burada sorumluysa o cezasını çekiyor. İşte cezasını çek, onu diyorum yani. Hani para kazanalım, mimarı açalım, aman verin basayım imzayı gitsin hesabı yok. Çünkü insanlarla bir de onların kontrolü meselesi söz konusu. O imar yapılırken... Ya yapı denetimi orada ne kadar varsa ben hepsini içeri atarım. Evet, yani ben benim de öyle bir imkan olsa... Sen olsa atarsın. O yapı dersin. Denetiminde kim varsa suçlu onlar. Onu cinayet işlemişler. Abi evet. Türkiye'de kimse kalmaz. O zaman senin ismin de çıkar ha. Herkesi içeri attın diye. Belli çubuk kimiydi Berlin'deki? Seni oraya getirmezler artık. Bir daha gelemezsin. Cinayeti ille de sokakta adamı öldürene cinayet demezler. Bu binaların... Sebebiyet verip burada insanların ölme sebebi verenler cinayet işlemiş. Abi ama yani. Bak biz devamlı başkalarında da yapı olarak insanlar biz de yapıyoruz. O evi yapan kim? Sen ben. Şimdi yani dışarıdan uzaydan birileri gelip ev yapmıyor. Kendimizde de biraz yani suç aramamız lazım. Evi istiyoruz adam diyor ki 3 kat yapacaksın. Ya zor para işte rüşvet veriyorsun, şunu veriyorsun, bunu veriyorsun, 5 kata çıkarttırıyor. Arkadaşlar. Yani şu sen de işliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Biz de işliyoruz yani biraz kendimize bir bakmamız lazım. Yani hep yukarıdakiler yöneticilere şey yapıyoruz ama toparla Zeki başkan, Bey toparla. Genelde baktığın zaman. Toparla. Ondan bitiyor zaten program. Bitiyor. Toparlayayım o zaman. Yani. Senin demin katıldığım şimdi babalarımız otururken gerçekten Zeki Bey çok güzel bir şeye değindi. Ben de o anımı anlatayım. Böyle oturuyoruz. Babalarımız şöyle yapardı. Önce bir arkadaşı bir ev alırdı. Ona yardım ederdi. Evet. O ev alırdı. 2 sene sonra öbürünü ev alırdılar. Öbürünü ev alırdılar. Öyle bir usulü. Bakardı benim rahmetli babam mesela arkadaşının iş arkadaşlarının çoğuna bakıyor. Ya niye evi almıyorsun? Gel yardım et. Tevşik ederdi yani. Kaç tane benim babam yani eskiden böyle birlik beraberlik vardı. Evet. Dayanışma vardı. Ama şimdi bakıyorsun... Adam selam vermiyor aman diyor bu para mara ister diye selam da vermiyor kaçıyor. Ama bizim yani o kültürümüz Anadolu kültürü işte baktığın zaman ben çocukken dinliyordum onları. Yani nasıl yapıyordu birinin evini yapıyordular 2 senede ondan sonra o bitti mi öbürünün evine yardım ediyordular. 4-5 kişi bir araya. Yani o eskiden yani olan. Hani böyle kredi falan çekme yoktu. Evet, eskiden bilmezdiler olan. Yani. Başında söyledik. Eskiden olan o işte o birlikte hareket etme. Hasleti tekrar bu insanlara getirilmeli veya onlara bunlar yeni nesillere bunlar öğretilmeli veya gösterilmeli. Böyle bir daha bana sıra gelmeyecek galiba hiç bitireyim. Gelmeyeyim. Ben de buradan tekrar tabii işte orada konto numaraları yazıyor artık. İşte bizi dinleyen izleyicilerimiz inşallah herkes buraya bir ufak da olsa ufak ya bu insanlığa bir katkı dair yapsalar bir kampanyadır. Çok memnun oluruz. Onun için buradaydık sembol işte. Bir kampanya. Buradan herkese iyi akşamlar diliyorum. Peki. Hayırlı akşamlar. Peki teşekkür ediyorum. Hakan Bey çok kısa çünkü program bitti size de orada beklettik uzun zamandan beri çok kısa bir kampanya ile ilgili dayanışma ile ilgili bir çok kısa. Kampanyada zaten 2 tane kampanya var. Bir sevgili İbrahim Başkan'ın ve Günay Başkan'ın başını çekmiş olduğu öbür kurumlarımızın, örgütlerimizin de desteklediği bir kampanyamız var. Bir de bunun dışında da İzmir Belediyesi'nin başını çekmiş olduğu mesela askıda kira, askıda yiyecek, askıda yiyecek gibi kampanyalar da var. Bunlarda herkes kişisel olaraktan diyelim kurumlarla uzak olabilir, bulundukları yerler uzak olabilir, gelemeyebilir, para aktarmada sorun olabilir ya da güven sıkıntısı çeken arkadaşlarımız olabilir. Kendileri de internet ortamına girip bunları işte İzmir Belediyesi'nin uygulamasını indirip çok güzel şekilde yapabilirler. Ve şu anda ben size rakım olarak vereyim. 54 milyon TL ve sadece Türkiye'nin değil dünyanın değişik yerlerinden 70 tane değişik yani ülkenin dışında 70 yerinden gelen paralar var.
Bunlarla ilgili çok güzel bir dayanışma. Evet. Ve bunda rakam anlamda daha uygun anlamda aklınızda kalsın diye merkez hükümetimizin 38 milyon ödemesine rağmen evet. böyle bir şeyi yurt dışında büyük insanımızın desteklemesi bazında düşünürseniz çok güzel rakamlar. Evet efendim. Fakat işin şey tarafı ya bu rakamları kim yapmış, kim desteklemiş onu sorgulamak kimsenin hakkı değil. Hakkı değil yani. Hatta var. Evet. Bize şu vardı yani inandığımız İslam dininde derler hayırda yarışacaksın. Hayırda yarış. Yani biz hayırda yarışalım. Evet. Yani sonuçta yapacağımız işler sınırlı. İnsana dokunduğun zaman her şey olur. Peki efendim. Teşekkür ediyorum Hakan Bey. Bitti normalde programda. İbrahim Bey'e de bir söz vereceğim. Sana vermeyeceğim Günay Bey söz. Fark etmez abi. Tamam. Hakan Başkan'ı ben konuşacağım. Çok kısa. Ben Hakan Başkan'ım katıldığı için kendisine teşekkür ederim. O Türkiye'de sıcak bilgiler verdiği için bu saate kadar geç vakitte. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hakan Başkan'a. Ben de şunu şöyle söylemek evet. istiyorum. Ülkemiz deprem bölgesidir. Evet. Büyük Erzincan depreminden İzmir depremine kadar. İktidarda kim olursa olsun, yerel yönetimlerde ve merkezi hükümette lütfen toplumun, halkın çıkarını düşünerek evet. hareket etmelerini rica edeceğim. Bir de o, şuraya bir not almıştım, bunu okumak, kısaca çok bir, doğup büyüdüğümüz, vatan dediğimiz memleketimiz için her kim olursa olsun, hangi sivil toplum kuruluşu olursa olsun, hangi kuruluşta veya bileşeni de gelirse gelsin, elini taşın altına koyan, herkesin siyasi etnik kimliği ayırt etmeksizin, gözetmeksizin tüm samimiyetimizle yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Peki. Ben teşekkür ediyorum size. Ben, bize bu programda fırsat verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Şaka yaptım. Son bir cümle. Tamam ben ne diyeyim Anadolu'nun kadim halkları Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli yurttaşlarımız gönüllerine ne kopuyorsa kendileri bağış yaptıkları gibi başkalarını da teşvik etsinler, haberdar etsinler. Bu programı izleyen yurttaşlarımıza evet. diğer izlemeyenlere haberdar etsin. Bu insanlığa dair bir kampanya. Burada bir insanlık sevgisini, insanların birbirini daha çok seveceği bir ortamı yaratabilmemiz için belki orada gerçekten uzun vadede ihtiyacı olan eğitimde yetim evet. kalan olanlar olursa belediyenin belirleyeceği büyük bir sevap işleyecekler. Birlikteliğimizi göstereceğiz. Ya ümit ederim Hakan Bey'in söylediğinden daha fazla bir yardım biz toplayalım. İnşallah. Bu yardımı da burada göğsümüzü geri açıklayalım. Evet. İnşallah. Böyle bir şeyi başardık diye. Evet inşallah. Yardımsever tüm yurttaşlara şimdiden minnettarım. Katılacaklarına inanıyorum. Evet teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Deprem İzmir depremi Avrupa Masası özel programıydı bu akşam. Değerli konuklarım, çok değerli insanlar, bu taşın altına elini koyan insanlar, bir dayanışma örneği sergilememiz açısından bu kampanya önemliydi. Ben sizlerin de katkı sunacağına inanıyorum ki zaten katkı sunanlar var. İzmir bizim, İzmir'deki yaşayan vatandaşlarımız bizim. O al bayrağın altında, gölgesinde yaşayan tüm vatandaşlar, tüm ülke bizim. O yüzden de ülkemize sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi her nerede olursa olsun koruyacağız. İnşallah bu programlar ona vesile olur. Efendim bu akşamlık özel programdan bu kadar. Yarın akşam saat 19'da tekrar Avrupa Masası'nda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Türk-Alman ilişkileri yüzyıllara dayanan bir ilişki yumağı. Asimilasyon zaten beceremezsiniz. Biz vatandaş neden sandığa gitmiyor sorusuyla meşgul olan siyasetçilerdeniz. Günlük 10 ton üreten bir üretici helal üretme imkanı yok.